hayırlı akşamlar e, değerli katılımcılar e, kaçıncısıydı hocam o kadar çok rakam oldu ki bir bakalım hemen rakama 191. güncel kelam tartışmalarına hoş geldiniz gene bugün çok kıymetli bir konuğumuz var Bilkent Üniversitesi e, Doktora öğrencisi Maşuk Şimşek hocamız bize konuk olacak e, Boğaziçi Üniversitesi felsefe ve psikoloji e, çift ana dal mezunu. Central European University'den e, yüksek lisansı var. Çok kıymetli bir isim. E, gelecekte Türk felsefesinin Türkiye'deki analitik felsefede ismini çok sık duyacağız inşallah. E, konumuz fizik ve metafizik açısından evrenin sonsuzluğunun imkanı. Fazla sözü uzatmadan maşuk hocamıza veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle birkaç kelime söyleyip ondan sonra sunuma geçeceğim. Çok müşerref oldum beni davet ettiğiniz için. Hem Mehmet hocama hem de size arkadaşların huzurunda da teşekkür etmek istiyorum. Bu sunumu sizin huzurunuzda yapmak benim için başka bir anlamda. Çünkü aslında verimli bir etkileşim olanağı yaratacağını düşünüyorum. Türkçe felsefe yapma girişimleri açısından da en iyi girişlerden biri oldu. Çok sağ olun. Sunumda da bol bol atıf yapacağım diye umuyorum sizin çalışmalarınıza paylaşım yapmam için bana bir izin vermeniz lazım sanırım Evet şimdi görüntüleyip devam edeceğim şöyle görünüyor diye tahmin ediyorum sunumun başlığı fizik ve metafizik açısından evrenin sonsuzluğunun imkanı. Çok geniş bir başlık, çok fazla argümana değinmem gereken bir sunum olacak. Dolayısıyla hepsine derinlikli bir şekilde değinmeyeceğim. Ee, bazılarını özetlemek maksadıyla vereceğim. Ee, belki soru cevap bölümünde onları benim bildiğim kadarıyla veya Enis hocamın desteğiyle detaylandırabiliriz veya Mehmet hocamın desteğiyle. Ama benim de e, ilgi alanımda hatta doktora da çalıştığım konularla doğrudan ilgisi olan bir bölümü daha var. Oraya geldiğimizde biraz daha detaylandırmayı, kendi pozisyonumu derinlikli bir şekilde vermeyi planlıyorum. İçerik kabaca şöyle, 3 ana bölümüm var. Önce sorunun ne olduğundan, bu soruna hangi bakış açısıyla yaklaşabileceğimizden biraz söz edeceğim. Daha sonra ilkin fizik açısından buna nasıl bak bakıldığını yalnızca özetleyeceğim. Burası benim uzmanlık alanım değil. Ee, burada e, belki Enis hocamın varlığının yarattığı bir rehavetle de e, bir aktarıcılık yapacağım. E, yine de bu aktarıcılık e, pozisyonunda da önemli bazı işlevler olduğu kanısındayım. Yeri geldiğinde onları söyleyeceğim. Daha sonra felsefe açısından değerlendirmeye geçeceğim. Burada iki ana hat var birincisi din felsefesi bakımından özellikle e, kozmolojik argümanlarda evrenin sonsuzluğuna dair e, öncülün kapladığı alanla ilgili e, burası da yine benim uzmanlık alanım olmayan ama e, bir yandan iyi bir öğrencisi olmaya çalıştığım bir alan bir de güncel analitik metafizik çalışmalarında e, en azından biçimsel olarak hemen hemen e, birbirini birbiriyle eşleşen başka bir tartışma daha var temelselcilik tartışması burası benim kendi uzmanlık alanım buraya da değineceğim. Kendi pozisyonumu daha güçlü bir şekilde verdiğim bölüm burası olacak. En sonunda tüm bu argümanların hepsi için bir noktada geçerli olduğunu saydığım bir temelselci varsayım saptaması var. Onu verip tamamlayacağım sunumu. Sorumuz en geniş basit haliyle evren sonsuz olabilir mi? Bu haliyle çok basit gibi görünüyor ama aslında bu soruyu algılamanın birbirinden farklı pek çok yolu var. İlk akla gelen, bugün de aslında odak noktamız olacak olan evrenin zamansal olarak sonsuz olması mümkün mü? Bunu da farklı biçimlerde algılamak mümkün. Çünkü bir başlangıcı olan evren geleceğe doğru sonsuz olabilir veya evrenin bir başlangıcı olmadan öncesinin sonsuz olduğunu savunmak mümkün. Bunlar birbirinden farklı, birbirini savunmayı gerektirmeyen pozisyonlar. Ama temel ilgi alanımız genellikle bu soruyu sorduğumuzda evrenin bir başlangıcının, zamansal bir başlangıcının olmamasının mümkün olup olmadığı. Bununla yine yakından ilişkili olarak herhangi bir nedensellik zincirinin A olayı B olayına neden olur, B de C'ye neden olur gibi giden bir zincirin sonsuz olup olamayacağı, yine kozmolojik argümanların temel savı ta Aristo'dan beri bu sonsuz nedensellik zincirlerinin gerçek bir fiil olamayacağına dair. Bu da bugünkü sunumun konularından biri ama zamanla hiç ilgili olmayan başka türlü versiyonları da var bu sorunun. Metafiziksel çeşitli ilişkiler var. Bunlara değineceğim. Bir tanesi mesela parça-bütün ilişkisi. Böyle bir ilişki bakımından evrenin sonsuz olması mümkün mü, değil mi? Burada da evreni parça yönünde sonsuz sayan e, gang diyeceğimiz bir senaryoyu mümkün bulanlar var veya evreni bütün yönünde sonsuz bulanların yani junk diyeceğimiz senaryoyu mümkün olanların bulanların e, bir e, savunduğu görüş var. E, bunlara çok kısa değineceğim. Hepsine değinmeyi de planlamıyorum. Bir de Metafizikteki herhangi bir e, ilişkinin temellendirme belirlenim ilişkisinin bunların türevlerine değineceğim. Sonsuz olabileceğini varsayan e, görüşler var. Metafiziksel sonsuzculuk benim kendi savunduğum pozisyon. Bu son ikisiyle ilgili aslında. Ama bugün biraz daha deplasmanda sayılabileceğim bir şekilde ilk iki e, anlamıyla da soruyu ele alacağım. Umarım verimli bir değerlendirme geçireceğiz. Şimdi bu soruyu değerlendirmenin iki ana biçimi var gibi. Fizikçiler de konuşuyor bu soruyu, kozmologlar konuşuyorlar, bir de felsefeciler konuşuyorlar. Hatta yaygın haliyle tartışmayı yapanlar genellikle birlikte Kozmoloji ve felsefe çalışmalarını birlikte din felsefesi bağlamında sürdüren hocalarımız. Örneğin e, Sean Carroll, soldaki görüşü savunan kişi. Kendisi bir Harvard çıkışlı teorik fizikçi, saygın bir fizikçi ama aynı zamanda felsefe çalışmaları da yapıyor. Hem din felsefesini hem de zihin felsefesini ilgilendiren bazı çalışmaları var. E, bu konuyla ilgilenen önemli düşünürlerden biri o. Sağda da alanın en büyük ismi saydığım e, William Lane Craig'in görüşü var. Craig de aslında bir din felsefecisi, çok çalışkan, üretken bir insan. Belki son 50 yıldır alanı yönlendiren çalışmaları ortaya koyan kişi bir Hristiyan düşünür. Din felsefesine, bilim felsefesinden de oldukça fazla atıf yaparak alanı canlandırdığı söylenebilir. Bugün sıklıkla değineceğimiz kelam kozmoloji argümanını da çağdaş Batı felsefesinde yeniden dirilten, İslam felsefesine atıfla sıkça anan, değişik hem felsefi hem bilimsel savunmalarını yapan bir hoca. Bunlar genellikle şu anda aynı çalışmalarda birbirine karşı görüşler serdederek tartışan insanlar. Birkaç önemli isim daha var ama ben kendi aktarımımı bu ikisi arasındaki tartışma üzerinden vereceğim. Burada tabii fizikle felsefenin ilişkisi bakımından ikinci bir tartışma daha var. Buna kısaca değinip geçeceğim. O da şu, böyle büyük bir soruyu evrenin zamansal olarak sonsuz olup olamayacağına dair bir soruyu kim yanıtlamalı? Ya da hangi alanı öncelikli olarak değerlendirerek yanıtlamalıyız? Solda e, Sean Carroll'ın naturalist çizgiyi ortaya koyan fikri var. Kendisine göre e, burada fizik öncelikli olmalı, e, metafizik fiziği takip etmeli gibi düşünüyor. Bunun örneğini de işte bundan 2500 sene önce metafizik çalışmalarının günümüzdeki perspektifle çok karikatürize komik sonuçlara yol açıyor olmasının o günkü fiziğin bugünkü fizikten çok daha geri olmasıyla ilişkisini veriyor. Ee, ama sağ tarafta da e, felsefe önceliklidir diyebileceğimiz bir görüşü savunan Craig var. Craig'in burada Naturalist çizgiye Tim Modlin veya Sean Carroll gibi çok önemli fizik kökenli bilim felsefecilerine atıfla bir suçlaması var. Fundamentalizm diyor. Bu suçlama da şu. Fundamental gerçeklik düzeylerini, mesela bir fizikçi için bu atom altı parçacık düzeyi olabilir, işte kuantum mekaniğin düzeyi olabilir. Bu düzeyleri bizim doğrudan deneyimimizle muhatabı olduğumuz gerçeklik düzeyinden daha mikroskopik ölçekte olması dolayısıyla daha fazla gerçek gerçeklik bakımından daha öncelikli ele almak gibi bir pozisyon var. Ben bu konuda kendisine katılıyorum. Gerçekten böyle bir e, içinde yaşadığımız gerçekliği daha öte gerçeklikler atom altı parçacık düzeyinin gerçekliğine göre daha az gerçek önceliksiz e, belki yanılsama şeklinde değerlendirenler var. Bu e, prege göre fundamentalizm en azından metafizikte fundamentalizm. Oysa bizim doğrudan erişimimizin olduğu kavramlarımızın içinde evrimleştiği oyulduğu gerçeklik düzeyinde epistemolojik güvenliğimiz daha fazla. Aslında bu düzeyi daha az gerçek saymak için gerekçemiz yok gibi bir perspektiften geliyor Craig'in buradaki saptaması. Ben normalde naturalist çizgiyi takip ediyorum. Kendi çalışmalarımda o çizgiye e, odaklı ama bu konuda şu anki bu ikinci düzey konuda Craig'i haklı görüyorum. E, fiziği öncelikli görmekle ilgili hata kanımca fiziği yaparken ortaya konan metafiziksel ontolojik taahhütleri e, çok detaylı bir şekilde ele almamak. E, bu şu demek değil fizikçiler kötü felsefe yapıyor demek değil. E, Yapan çok fazla insan var, onun altını çizerek söyleyeceğim. Ama iyi fizik felsefesi yapan insanların ontolojik taahhütlerini nasıl değerlendirdiklerine dair e, göz atıldığında orada aslında bir metafiziksel süreç e, olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla fizik önceliklidir demek de e, tanım gereği bir hata olduğu kanısındayım. Şimdi buradan sunumun ikinci bölümüne geçeceğim. Burası fizik açısından bu soruya verilebilecek yanıtların neler olabileceğine dair. Burada pozisyonum yalnızca bir aktarıcı. E, kavramsal hatalar yapacağım. E, dediğim gibi burada Enis Hocam'ın varlığı dolayısıyla biraz rahat davranıyorum. Umarım benim yapacağım hataları kendisiyle düzelteceğiz soru cevap bölümünde. E, eskiden beri özellikle 70'li yıllarda William Lane Craig bu kelam kozmoloji argümanını popülerleştirdiğinde o argümanın bir öncülü olarak evrenin muhakkak bir başlangıcı olduğuna dair bir düşünce yaygınlaştı. Bu düşünceyi desteklerken iki ana argümantasyon kullanıyor e, Reyk. Biri felsefi bir argümantasyon çizgisi ona daha sonradan değineceğim. Biri de e, o günkü bilimsel verilerin evrenin bir başlangıcının olduğu fikrini desteklediği yönünde bilimsel bir e, destek bölümü. Orada da iki ana çizgi var. Şu an bu sunuda temsil ettiğim bu çizgilerden ilke. Ama burada da çeşitli değişiklikler söz konusu oldu. Çünkü 70'li yıllarda bu sol üstte gördüğümüz büyük patlama tekilliği diye özetleyebileceğim fikirle bilimsel bir destek sunulurken daha sonra hem 80'li yıllardan itibaren aşağıdaki Hartle Hawking modeliyle 2003 yılından itibaren de daha üstündeki de Bordag-Wilkin modeliyle destekleniyor. Bunlar birbirinden farklı modeller aslında. Türkçedeki literatürde benim değerlendirdiğim, gördüğüm, incelediğim kadarıyla en sık zikredilen, istisnai bazı çalışmalar dışında en sık zikredilen destek sol üstteki büyük patlama tekilliği desteği. Aslında bu noktada bir güncellemeye ihtiyaç var. Çünkü bu fikir şu anda William D. Craig tarafından da mesela çok savunulan bir fikir değil. 70 küsürlü yıllarda en sık kullandığı fikirlerden biri olmasına karşı. Bu fikre göre elimizdeki bilimsel veriler evrenin ivmeli bir şekilde genişlediğini neredeyse tartışma götürmeyecek bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu bu genişlemeyi geri saydığımızda da belli bir büyük patlama döneminin belli bir evresinden öncesine sardığımızda mesela Planck zamanının öncesine sardığımızda sonsuz yoğunluklu bir tekilliğe erdiğimiz fikri var. Bu tekillik kuramı o gün geçerli sayılan büyük patlama kuramını kabul eden yani fizikte standart modeli kabul eden neredeyse herkesin kabul etmek zorunda kaldığı bir model gibi görünüyor o dönemde. Ama daha sonra bu desteğini yitiriyor. Standart model yine tartışma götürmeyecek şekilde neredeyse tüm fizikçiler tarafından kabul edilirken bu tekillikle ilgili bölüm eleştiriliyor. Çünkü iki ana eleştiri var burada. Birincisi, e, bu tekilliğin varlığına dair fiziksel delillerimizi ortaya koyan araçlarımız aslında Planck zamanından öncesinde elimizden çıkıyor. Çünkü orada bildiğimiz anlamıyla fiziksel yasaları e, yasaların çöktüğünü düşünüyoruz. Dolayısıyla oradaki yordamımızın kaynağı olan el fenerimizi e, yitirdiğimizi söyleyebiliriz. Bir de başka bir eleştiri daha var. Oradaki tekilliği kabul etsek bile. Bunu mutlak yokluk anlamına gelip gelmeyeceği de sorgulanabilir. Çünkü burada aslında bir tekillik var. Belki e, klasik anlamıyla zaman mefhumunu oraya uygulamak mümkün olmayabilir. Ama yine de orada mutlak bir yokluktan değil, evrenin e, belli bir durumundan söz edilebilir gibi bir eleştiri var. E, Türkçe literatürde e, Ahmet Mekin Kandemir Hoca'nın veya Rahim Acar Hoca'nın kozmolojik e, argümanda büyük patlama kuramı kullanılamayabilir şeklindeki savının desteği gördüğüm kadarıyla bu kuramın eleştirisi üzerinden geliyor ama burada bir güncelleme ihtiyaç var kanımca Çünkü zaten Çağdaş Batı literatüründe de kelam kozmoloji tartışmalarında da artık bu destek olarak kullanılmıyor ne kullanılıyor aşağıdaki iki önemli model kullanılıyor Hartle Hawking modeli denilen model sağda gördüğümüz çizimler bana ait telif hakkı ile ilgili sorun yaşamamak adına kendim çiziktirdim Dolayısıyla çarp yani güzel görünmeyebilir ama ana fikri verdiğini düşünüyorum. Bu sol alttaki baş aşağı e, Huni gibi görünen e, temsil Hartle hawking modelinin bir temsili uyar Bu modele göre e, bu geri sayımın e, en baş bölümünde e, aslında hayali bir zaman var. Burada sınır yok. Evrenin başında bir sınırdan söz etmiyor. E, BGV modelinin sağ üstte göreceğimiz temsilin aksine ama burada bildiğimiz anlamıyla zamandan söz edemiyoruz. Bütünüyle mekan gibi davranan hayali bir zaman tanımlanıyor. Şu altta vurguladığım sayfanın en altındaki bölüm onu temsil etmek üzere. Eğer bu şekliyle ele alınırsa ki 1983 yılından itibaren bir süre anladığım kadarıyla yaygın kabul görmüş bir model bu. Bu şekliyle ele alınırsa bu baştaki hayali zaman gerçek zaman olmadığından evrenin sonlu geçmişin en azından sonlu olduğunu gösterdiği e, kabul edilen bir model. Bu modeli destekleyen bazı bilimsel çalışmalar ya da modeller, e, ünlü fizikçiler tarafından, Roger Penrose tarafından mesela, 90'lı yıllarda ortaya konmuş. Ama günümüzde en sık anılan, e, Craig'in çalışmalarına göz, ettiğimiz, göz attığımızda da e, en güçlü bir şekilde görülen, kozmoloji argümanını desteklediği savunulan kuram aslında Bordeaux-Vilenck'in modeli. vilenkin e, kendisi de bunun evrenin e, sonlu olduğunu e, gösterdiğini düşünüyor. Buna göre e, evrenin yine bir sınırı var. Aşağıdaki modelin aksine burada bir sınırdan söz ediliyoruz. Şu ikinci bölge maviyle gösterdiğim çizimde aşağıda kalan bölge aslında klasik uzay zamanın yani bizim kullandığımız haliyle öncesi, sonrası, eş zamanlı gibi kavramları kullanabileceğimiz bir uzay zamanı olmadığı bir bölgeye, bir sınıra işaret ediyor. Burada bu sınırın ne olduğunu değerlendirmek için birkaç alternatif var. Craig'in değerlendirmesiyle mesela. Ya burada bir bunun ötesinde, bu sınırın ötesinde hiçbir şey yok. Eğer hiçbir şey yoksa bu sınır evrenin zamansal olarak başlangıcıdır. Veya bu sınırın ötesinde belki kuantum çekim kuramları tarafından keşfedilmesi muhtemel başka bir şey var. Ama o şeyde zaten bizim klasik uzay zaman kavramlarımızı uygulayabileceğimiz bir şey olmayacağından o halde de o ne varsa artık o bizim evrenimizin başlangıcı olmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir ikilem üzerinden ya bu şeyin kendisi bizim için başlangıç ya da onun ötesinde ne varsa o bizim evrenimizin başlangıcı şeklinde günün sonunda bu modelin ki yaygın kabul gören bir model anladığım kadarıyla evrenin bir başlangıcı olduğunu gösterdiğini savunuyor. Craig ve destekçileri. Başka bir destek daha var. Evrenin başlangıcı'nın mümkün daha doğrusu zorunlu olduğuna dair. O da termodinamiğin ikinci yasasıyla ilişkili. Bu bizim ülkemizde de bilim felsefesi tartışmalarında sıklıkla kullandığımız entropi kavramıyla ilişkili. Entropi kavramının çok fazla tanımı var. Hangisi gerçekten bilimsel anlamıyla entropiyi te temsil ediyor? Buna çok girmeyeceğim. Benim de ilgi bilgi alanımın dışında. Ama çok kaba bir şekilde yine bilim felsefesi kitaplarında tanımlanacağı haliyle tanımlarsak, entropi evrendeki e, ...düzensizlikle ilgili bir ölçüt sayabiliriz. E, aslında orada logaritmik ve işte mikrostate'lerin durumuna dair bir ölçütü var. Onları ben e, bilmediğim konular olduğu için bir kenara bırakıyorum. Ama günün sonunda kabaca şunu söylüyor bu termodinamiğin ikinci yasası. Genel olarak evrenimiz düzensizlik yönünde değişiyor. Bazı istisnaları var bunun. Ama e, bir bütün olarak evrene baktığımızda entropisinin kapalı bir sistem olarak değerlendirildiğinde arttığını yani e, düzensizliğinin arttığını söyleyebiliriz. Şimdi bu fikri evrenin zamanıyla zamansal sonsuzluğu fikriyle bir araya getirdiğimizde şöyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Evren eğer e, sonsuz olsaydı, bir başlangıç noktası olmasaydı şu an çoktan e, dengeye ulaşmış, düzensizlikte dengeye ulaşmış, soğuk, karanlık bir yer olurdu gibi bir sonuç var. Oysa baktığımızda evren böyle değil. Dolayısıyla evrenin öncesinin sonsuz olamayacağına dair bir düşünce çıkıyor. Dolayısıyla termodinamik de buradan bize evrenin bir başlangıcı olmasını empoze ediyor gibi savunuluyor. Buna karşılık yine sadece aktardığım başka bir çizgi daha var. Yine fizikten e, yanıtlar devşirerek e, hayır evrenin bir başlangıcı olmak zorunda değil diyen e, kişiler de var. Yine burada sadece e, Sean kullanacağım. kullanacağım. E, birkaç isimden daha söz edeceğim bu sayfanın sonunda ama buradaki mesele de aslında bunlara uymayan, az önceki modellere uymayan başka modeller ortaya koymak veya bu modelleri farklı türde yorumlamak şeklinde ama bunu yaparken önce model oluşturmayla olanak kavramları e, arasındaki ilişkiye bakıyor Carroll. İlkin e, şu noktanın altını çizmek isterim. Craig az önceki modelleri kullanırken kanıt sözcüğünü sıklıkla kullanıyor. E, yani örneğin BGV modelinin o evrenin e, bir klasik uzay zamanının çöktüğü yerde bir sınırı olduğunu gösteren modelin evrenin bir başlangıcı olduğunu kanıtladığını söylüyor. Oysa Carroll'ın kullandığı haliyle bunlar kanıt değil. Yalnızca başka modellere göre daha kabulü mümkün modeller olarak değerlendirilebilir. Eğer öyle yorumlarsak da diyor. Kendisi öyle yorumlamıyor. Peki evrenin bir başlangıcı olmadığı fikrini savunmanın yolunu ya da olduğu fikrini savunmanın yolunu bu eldeki veriyi matematiksel olarak tutarlı, formal bir dizge oluşturarak Başlangıç fikrini empoze etmeden temsil etmek için bir model oluşturacağız. Var mı öyle modeller? Carroll'a göre var. Sağdaki liste bu modellerin bir listesi. Ama ona geçmeden önce bu peki e, Hartle-Hawking modeliyle BGV modelini nasıl değerlendirmeliyiz? Madem bunlar yaygın kabul gören modeller, en azından BGV günümüzde hala yaygın kabul gören bir model. E, o zaman rakip modelin varlığına rağmen bunları neden kabul etmiyoruz? Kerila sorarsak bir kere bunların her ikisi de bir başlangıç fikrini empoze etmiyor. BGV modeli için mesela şöyle bir karşı görüşü var kendisinin. Orada kuantum çekimiyle ifade ettiğimiz zamanı aslında biz evrenin öncesi olarak değerlendiremiyoruz. Orada bir başlangıçtan söz edemiyoruz. Pekala bu model evrenin sonsuz olmasıyla da bağdaşık. Biz sadece evreni klasik uzay zaman kavramlarıyla betimleme gücümüzü yitiriyoruz. BGV'nin bize sunduğu yegane olanak bu. Yani oradan sonra ne var? Bunu biz klasik uzay zaman fikirleriyle öncesi sonrası kavramlarını gönül rahatlığıyla kullanarak ifade etme gücüne sahip değiliz. Ama pekala başka türlü de olabilir şeklinde yorumluyor BGV'yi. Hartle Hawking için de benzer sorunlar var. Orada da mesela buradaki Deltete ve Guy adlı iki kişinin çalışmasıyla bu kuramın öncüllerinin birbiriyle tutarsız olduğunu, hayali zaman içeren herhangi bir kuramın öncüllerinin tutarlı olarak ortaya konulamayacağını söylüyorlar. Yani böyle benim burada yaptığım şey bunların hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu söylemek değil de aslında gördüğüm kadarıyla Türkçe literatürde çok sık atıf almayan farklı bir çizgi daha olduğunu aktarmak. Mesela şu sağdaki listede bazı isimler e, önemli kanımca. 7 numarada e, Roger Penrose var. Konformal sikli kozmoloji diye bir spekülasyonu var Penrose'un. Aslında 90'lı yıllarda tekillik kuramı ile ilgili ya da Hartle Hawking ile ilgili pek önemli pek çok şeyi destekleyen çalışmaları olan, e, Nobel Fizik Ödülü almış e, yakın zamanda. E, ünlü bir teorik fizikçi. Ama şu an kendisinin uğraştığı, 2010'lardan beri savunduğu e, enteresan e, Evrenin her iki yönde de sonsuz olduğunu, büyük patlamaların e, büyük çöküşlerle birbirini izlediği evrelerden e, oluşan bayonların olduğunu savunduğu bir görüşü var. Bu çok fazla kişi tarafından destek gören bir görüş değil anladığım kadarıyla ama ciddi fizikçiler tarafından eldeki veriyi açıklama iddiasında bulunabilen bir spekülasyon. Yine burada belki değinmeye değer olan bir çalışma olarak 10 numarada benim şu an kendisinden alıntı yaptığım Carol'ın başka bir fizikçiyle beraber savunduğu bir bebek evrenler kuramı var. Bu da bir tartışma konusu ama bunu da savunan ciddi fizikçiler var. Birkaç tane daha hali hazırdaki modellerin sonsuz bir evreni destekleyecek şekilde modifikasyonu şeklinde değinebileceğimiz mesela 4 numarada döngüsel evren için Turok ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma var. Ya da işte 16 numarada Hartle Hawking'in başka bir modifiye edilmiş hali var. Yani böyle listeler var. Bu listeyi Carroll kendisi hazırlamış. Belki aralarında çok ciddiye alınmayan versiyonlar vardır. Ama böyle bir spekülasyon yapmak olası. Şimdi burada spekülasyon sözcüğüne bir değinmek istiyorum. Çünkü e, gündelik yaşamda kullandığımız haliyle spekülasyon e, olumsuz e, retorikle ilişkili bir kavram gibi duyuluyor. Oysa burada spekülasyon eldeki veriyle çelişmediği müddetçe yapılabilecek, saygıdeğer bir şekilde yapılabilecek bir şey. Bunlar hali hazırda yaygın kabul görecek kadar ortaya bir şey koyabilen kuramlar değil, anladığım kadarıyla. Ancak böyle spekülasyonların yapılmasının önünde veriyle ilgili bir engel de yok ve bunu ciddi fizikçiler de yapıyor. En azından böyle bir aktarımla fizikle ilgili bölümü bitiriyorum. Bizim asıl ilgi alanımız olan felsefe açısından evrenin bir başlangıcı olmak zorunda mı peki? Burada iki ana çizgi üzerinden alıntı yapılabilir. Solda kozmoloji argümanlarıyla ilişkili olarak din felsefesinden e, söz edebileceğiz. Burada asıl mesele aktüel yani bil fiil sonsuzun mümkün olup olmadığı meselesi olacak. Sağda da benim kendi alanım olan çağdaş analitik metafizikten alıntıyla e, sonsuz belirlenim zincirlerinin olanaklı olup olmadığı mevzusu ön planda olacak. Bunları sırayla vereceğim. Bence bu ikisinde ciddi bir paralellik var. İkisini bir arada değerlendiren felsefe tarihi çalışmaları, din felsefesi çalışmaları da son dönemde ortaya çıktı. ama kozmoloji argümanlarıyla ilgili bölümde anladığım kadarıyla bu bir fiil sonsuzun olanaksızlığı çok yer kaplıyor. Bizim tartışmalarımızda metafizikte henüz en azından bir fiil sonsuz ifadesini içerecek şekilde yaygın bir şekilde yer almadığı için onu ayrıca değerlendireceğim. Burada da yine temel figürümüz William Lane Craig. Burada e, evrenin bir başlangıcı olmak zorunda diyen e, grubun öncüsü saydığım din felsefecisi. E, temel argüman da benim gördüğüm kadarıyla eminim kelamda çok daha fazla benim bilmediğim e, buraya destek olarak alınabilecek argüman vardır. Onları belki daha sonra konuşuruz. Burada dediğim gibi deplasmandan bir e, alıntı yapıyorum. Kendi uzmanlık alanım olmayan bir e, alanla ilgili konuşuyorum. Craig'in argümanı temelde matematik felsefesiyle ilgili bir noktaya dayanıyor. Hilbert oteli denilen bir düşünce deneyi var. Bu ünlü matematikçi 20. yüzyılın başlarında çok önemli gelişmelere önce olmuş Hilbert programını ortaya koyan Hilbert tarafından ortaya konmuş bir düşünce. Buna göre sonsuz sayısı, sonsuz sayıda odası olan bir otel tasavvur ediyoruz, düşünüyoruz ve her odanın da dolu olduğunu varsayıyoruz. Sonra bu otele yeni bir misafir kabul edip edemeyeceğimiz fikri üzerinden bir düşünce deneyi yapıyoruz. İlkin olanaksız gibi görünüyor çünkü tüm odalar dolu. Ama şöyle bir tarafı var tabii. Eğer her misafiri kendi numarasından bir büyük numaralı odaya kaydırırsak, yani bir numaradakini iki numaraya, iki numaradakini üç numaraya kaydırırsak, sonsuz sayıda odamız olduğundan bunu yapmamızın önünde bir engel olmuyor, kalmıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bir numaralı odayı boşaltabiliyoruz. Çünkü bir numaradaki ikiye geçti, ikideki üçe geçti. ila ahire. Böyle olunca bir numaralı odaya aslında başta otel dolu görünmesine rağmen bir yer açarak yeni misafir kabul edebiliyor oluyoruz. Hatta daha ötesi, yani böyle bir tane değil, pek çok misafir kabul edebiliriz. Hatta daha da ötesi, sonsuz sayıda misafir de kabul edebiliriz. Şöyle deriz, herkes en başta odadaki odalardaki misafirler hep numaralarının iki katı olan numaralara geçsinler deriz. Bu durumda bir numaralı odadaki misafir iki numaraya, ikideki dört numaraya olacak şekilde sadece çift sayılı odalar dolu olacak şekle dönüşür. Tek numaraları boşaltmış oluruz. Çünkü 1, 3, 5 vesaire bu odalardaki misafirleri çift sayılara kaydırdık böylelikle. Onlara da ...dışarıda beklemekte bulunan sonsuz sayıda misafiri yerleştirerek... ...en baştan dolu olduğunu varsaydığımız bu sonsuz odalı otele... ...sonsuz kişiyi kabul edebildik. Bizim sezgilerimizle, gündelik yaşamdaki sezgilerimizle... ...çok uyuşmadığı düşünülebilecek gerçekten sıkıntılı bir düşünce deneyi ortaya çıktı. Ve sonsuz odalı bir otele doluyken sonsuz misafiri kabul edebildik. Orijinal hali bu, bu düşünce deneyinin. Ve maksat burada sonsuz... Kardinalitenin, sonsuz e, elemanlı kümelerin tamamıyla ilişkili operasyonlar yapmak konusundaki sıkıntıları ortaya e, koymak. Craig buna ufak bir ek daha yapıyor. Belki daha sıkıntılı gördüğü bir taraf. Hatta biz buradan sonsuz elemanın içerisinden sonsuz kişi çıkarabiliriz de diyor. Çünkü oradaki diyelim ki e, çift sayılı odalarda kalanları dışarı çıkaralım. Ondan sonra da en başta yaptığımız işlemi geri saralım. Çift sayıları çıkaralım. E, Yarısı olan yarısı numaralı odalara aktaralım diyor. Bu durumda en başta sonsuz kişi varken içinden sonsuz kişi çıkardık, yine sonsuz kişi kaldı ve tüm odalar dolu görünüyor yine gibi. Aslında kabul edilmesi güç şeyler var. Şimdi burada aslında matematiksel olarak çok büyük bir sorun olmayabilir çünkü daha sonrasında biz sonsuz ötesi sayıları kümeler kuramında kullanabilmeye başladık, İşte alef zirolar, alef sıfırlar, alef birler şeklinde. Birbirinden farklı büyüklükte sonsuz elemanlı kümelerin kardinalitelerini sayıymış gibi kullanabiliyoruz artık. Ve bu matematik felsefesinde ana akım oldu denilebilir karşı çıkan bazı istisnai figürler olmasına rağmen. Zaten itiraz edilen bölümde burası değil anladığım kadarıyla Craig tarafından. Ama şunu söylüyor, biz bunu matematikte kabul etsek bile teoride aslında gerçekte bu senaryo absürt bir senaryo. Yani Hilbert Oteli gerçekten mümkün değil. Saçma bir şey. Eğer aktüel sonsuz, bil fiil sonsuz, metafiziksel olarak olanaklı olsaydı, mümkün olsaydı bu otelin absürt olması için hiçbir gerekçe olmazdı. Burada en altta yazdığım öncül bu aslında. Kilit öncül. E, dolayısıyla otelin absürt olduğunu da hesaba katarsak bu bize şunu söylüyor. E, aktüel sonsuz, bil fiil sonsuz mümkün değil. Saçma bir senaryoya yol açtığı için. Benim gördüğüm kadarıyla özü böyle verilebilir bu argümanın. Ee, yine detaylı versiyonlarına soru cevap bölümünde bakarız. Bu haliyle ele alındığında da e, kozmoloji argümanının evrenin başlangıcı olmak zorunda öncülünü felsefeden bir argümantasyonla desteklemiş oluyor böylelikle. Ama buna karşı çeşitli yanıtlar da var. Yine sadece aktarım yapacağım öncelikle. Mesela sağ üstte Malpes ve Morriston'un 2020 yılında yayınlanmış bir makalesinden alıntılıyor. Bir yanıt şu. Eğer bu e, bil fiil sonsuzu gerçekten imkansız kılıyorsa bu durumda kozmoloji argümanını savunan insanlar için başka bir sorun ortaya çıkıyor diyor. Çünkü sonsuz olan ya da sonsuz olduğu savunulabilecek, aktüel sonsuz olduğu savunulabilecek yegane şey geçmiş değil, aynı zamanda gelecekte. Oysa kozmoloji argümanını savunan pek çok insan için geleceğin sonsuzluğunda bir sorun yok hatta buna dair bir sürü şey ana ilkelerden, inanç ilkelerinden sayılabilir. O halde ya bu ikisi arasında bunların bir fiil sonsuz olma statüleri bakımından bir fark gözetmek, bir asimetri yaratmak zorundayız veya argümanın geleceği etkilemediğini bir şekilde göstermemiz gerekiyor diyor. Buna dair çeşitli yanıtlar var aslında. Geleceğin yalnızca potansiyel e, bir kur ve bir sonsuzluk olduğunu savunanlar var. Ancak bu çalışmada Malpes ve Morris'in e, bu argümanların başarısız olduğunu savunuyor. Yine soru-cevap bölümünde değinmek üzere burayı geçiyorum. Bu da bence güzel bir tartışma konusu. Ama bence bundan daha öte e, şöyle bir sorun var. Burada biraz kendi yorumumu katarak söylüyorum sağ alttaki yorum. Hilbert Otel'inde eğer gerçekten bir absürtlük bir sorun varsa bu matematiksel bir sorun olmalı. Eğer matematiksel bir sorun yoksa ve biz sonsuz sayıda odası olan misafirlerinin sonsuz tanesini sonsuz odaya kaydırabildiğimiz bir senaryoyu düşünce deneyi olarak kabul edebiliyorsak günün sonunda ortaya çıkan senaryolarda bundan daha öte bir absürtlük olduğunu düşünmüyorum. Yani bu noktada Hilbert otelini kabul edilemez kılacak her şey kanımca ontolojik. Orada da bence bir varsayımsal mesele var. Bunu absürt saymamıza yol açan genellikle de sezgilerimizle ilişkili meseleler var. Günün sonunda hatta bu tartışmanın geneli için söyleyeceğim şey bir fiil sonsuzun olanaklılığına dair argümanların çoğunda gerçekleşen şey aslında farklı öncüllerden hareket ederek çok köklü sezgilerini çarpıştırmak gibi oluyor. Burada da Stephen Perrier diye bir Leibniz aliminin çalışmasına, 2014 yılındaki bir çalışmasına atıf yapıyorum. Onun saptaması. Ama gerçekten benim gördüğüm kadarıyla da böyle bir e, sezgi çarpıştırma durumu var. İnsanların sezgilerine uyup uymadığına göre özellikle de benzetmelerden yararlanarak e, çarpışıyorlar diyebiliriz. Buna biraz metafizikte değineceğim. Bu şekilde din felsefesi bölümünü tamamlayıp benim kendi çalışma alanım olan e, analitik felsefedeki metafizik e, bölümündeki tartışmaya geleceğim. Burada sonsuzlukla ilgili tartışma aslında 2000'li yıllardan itibaren önce epistemolojide çıktı. Daha sonra 2010'lu yıllarda, 2009-2010'dan itibaren metafizik çalışmalarında epistemolojiyi takip eden birkaç makaleyle birlikte yer aldı. Buradaki mesele şu. Biz metafiziksel çerçevemizi kurarken çeşitli ilişkiler tanımlıyoruz. Bunların bir bölümü işte nedensellik olabilir. Ee, varoluşsal bağımlılık olabilir. Mesela bir varlığın varlığı için başka bir varlığa bağımlı olmasından söz ediyoruz. Bu e, ontological dependence, varoluşsal bağımlılık şeklinde söylenebilir. Veya günümüzde metafiziğin herhangi bir alt başlığındaki bir çalışmaya baktığımızda sıklıkla karşımıza çıkan temellendirme kavramı, grounding kavramıyla ilişkili olarak e, çeşitli formal Matematikteki ilişkilere benzer şekilde kendisine özellikler atfettiğimiz ilişkiler ortaya çıkıyor. Şimdi bu ilişkilerin en yaygın kabul gören üç özelliği şunlar. Bunlar asimetrik ilişkiler. Yani A B'yi temellendiriyorsa B A'yı temellendiremez veya A B'ye varoluşu için bağımlıysa B A'ya bağımlı olamaz. Refleksif de, döngüsel de değiller bunlar. Dolayısıyla A kendi kendini de temellendiremez veya kendi kendine varoluşu için bağımlı olamaz. Başka bir şey tarafından e, temellendirilmesi lazım. Bir de geçişlilik var. Yani diyelim ki A B'yi temellendiriyor. B de C'yi temellendiriyor. Bu durumda dolaylı olarak A'nın C'yi temellendirdiğini de söyleyebiliriz. Bunların istisnaları var. Herkes kabul ediyor değil ama ana akım bunların üçünü de kabul ediyor diyebiliriz bu metafiziksel özellikler için. Şimdi bu noktada Şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Bu ilişkileri bu formal özelliklerle kabul edersek bir varlığın, bir herhangi antitenin varlığını iki farklı kategoriden birinde değerlendirmek zorundayız. Ya bağımlı varlık olacak ya da bağımsız varlık olacak. Bunu da göreli olarak değerlendirmek mümkün. Mesela A olayı B olayını değerlendirirken B olayı bağımlı bir varlık. Ama B olayı C olayını değerlendirirken de B olayı C'nin dayandığı Görece bağımsız varlık, o ilişki bakımından bağımsız. Bir de bunu mutlak olarak değerlendirmek var ki asıl mesele burada kendisi muhakkak başka bir şey tarafından temellendirilen varlıklara e, mutlak bağımlı varlıklar diyeceğiz veya varlığı için hiçbir şeye bağımlı olmayan veya hiçbir şey tarafından temellendirilmeyen temellendirilmeyen varlıklara da mutlak bağımsız varlıklar diyeceğiz. Asıl mesele bu ikisi arasındaki ayrımla ilgili. Anladığım kadarıyla bu. Kelamdaki e, kadim ve e, hadis ayrımına denk gelen bir ayrım çünkü orada da e, zamansallıkla ilişkili olarak en azından değerlendirilen daha sonradan ortaya çıkmış öncesi olan varlıklar için hadis e, hiçbir e, kendisi ortaya çıkmamış hep var olan varlıklar için de kadim kullanılıyor e, asıl tartışma bu ikisiyle ilgili burada şimdi eğer Böyle zincirlerin, bu ilişkilerden oluşan zincirlerin muhakkak bir başlangıç noktası olmalı. Bu metafiziksel bir zorunluluktur. Derseniz bu durumda bu tartışmada metafiziksel temenselciliği savunuyor oluyorsunuz. Bunun da bir sürü farklı tanımı var. Ben örnek olarak üç tanesini sağda e, verdim. E, birincisini zikrederek geçebiliriz. E, burada inşa kavramını kullanıyor mesela. Her inşa zincirinin, birbirini inşa eden şeylerden oluşan her zincirin başında muhakkak inşa edilmemiş bir şey vardır. Bu temelselciliğin sade ifadelerinden biri. E, matematik felsefesinden atıfla iyi temellendirilme kavramı kullanılıyor. Biraz metafizikleştirilmiş bir versiyonuyla burada. Ama onlara girmeye çok gerek yok. Bu ana akım, Analitik felsefede şu an bu konuyla ilgilenen insanların önemli bir bölümü metafiziksel temelselciliği varsayıyor. Hatta son döneme kadar batı felsefesinde temelselcilik kendisi için bir argüman vermeye değer bir pozisyon olarak değil de zaten herkesin kabul edileceği edeceği başlangıç noktası olarak varsayılıyordu. Örneğin hem din felsefesinde hem metafizikte çok önemli kaynak figürlerden biri sayabileceğimiz Leibniz'in pek çok argümanında ki bu tartışma bağlamında kendisine çok atıf var bu pozisyonun bir öncül olarak verilip varsayım olarak geçildiğini görüyoruz. Genel olarak metafiziğinde Lagnis'in onu destekleyen şeyler, fikirler bulunabiliyor ama argümantasyonu hep günün sonunda temelselciliğin bir varsayım olarak değerlendirilmesiyle geçiyor. Benim tanık olduğum, okuduğum argümanlardan üç tanesini, ana argümanlar saydığım üç tanesini özet olarak vereceğim burada. Üçüncüsüne daha fazla zaman ayırarak geçeceğim. Birincisi, 2008 yılında yayınlanmış bir makale. Ona göre sezgilerimize uygun olan pozisyon zaten metafiziksel temelselcilik. Her şeyin muhakkak bir orijini, kökeni olması, mutlak başlangıcı olması fikri zaten bizim sezgilerimize uygun. Tamam bu aslında bir varsayım. Aslında argümanla desteklense daha iyi olabilecek bir pozisyon. Ama karşısında bir aleyhine bir argüman gelmediği müddetçe bizim başlangıç noktamız sezgilerimize uygun olması dolayısıyla temelselcilik olmalı diyor bu makalede Ross Kemmerer. Başka bir argüman, en sık alıntılanan argümanlardan biri bu da. Bütüncül açıklama argümanı. Buradaki mesele de şu. Bir zincirin sonsuz olduğunu varsayalım. Böyle belirlenim zincirinin, varlık zincirinin sonsuz olduğunu varsayalım. Tek tek ilişkilere baktığımızda A, B'yi temellendirirken mesela B'nin varlığına dair sorunun niçin bu varlık var sorusunun yanıtını A'da bulabiliyoruz. Çünkü A var. A, B'nin varlığının kaynağı gibi. Ama bir geri çıkıp zincirin tamamına dair baktığımızda bu sefer bu zincir niye var? veya bu zincir başka bir zincir yerine neden özellikle bu zincir var gibi soruların, bütüncül açıklama gerektiren soruların yanıtları sonsuz zincirlerde yok. Metafiziksel temelselcilikte bunun yanıtı nedir? En başta kendisi başka hiçbir şeye muhtaç olmayan o varlık düzeyi, mesela indirgemeci fizikalizm materyalizm için düşünecek olursak zihin bedene dayanıyor. Bedende de işte fiziksel çeşitli altyapılara dayanan bir mekanizma kurgulayabiliriz. En temelde atom altı parçacıklara dayanıyor. Peki bu zincirin hepsi niçin var? Çünkü atom altı parçacıklar var gibi bir şekilde desteklenebilir. Dolayısıyla bir açıklama avantajı var gibi görünüyor temel senciliği. İddia burada bu. Bir de son olarak bu metafiziksel temelselcilik tartışmasının önemli figürlerinden biri Jonathan Schaffer'ın benim gerçeklik kalıtım argümanı diye çevirdiğim ya da gerçeklik borçlanma argümanı diye de çevrilebilecek bir argümanı var. Bunu Schaffer'dan alıntılıyorum ama bu alanda çalışan pek çok insanın benzer argümanları var. Kökeni de Leibniz'le ilişkilendirilebilecek bir argüman. Şöyle oraya değinerek devam edeyim burada. Temeldeki düşünce şu. Leibniz'in en az iki mektubunda gördüğümüz bir düşünce bu. Gündelik düzeydeki bizim bu insan düzeyimizdeki nesneleri Leibniz'in metafiziğinde yığınlar olarak, agregalar olarak göreceğiz. Bu yığınlarda onları oluşturan parçalardan ödünç alınan Gerçeklik dışında bir gerçeklik yok. Yani bir kalemin gerçekliğinden söz ederken aslında onu kompoze eden, oluşturan parçaların gerçekliğinden söz ediyoruz. Bundaki gerçeklik neyse onun parçalarının gerçekliğidir. Dolayısıyla eğer böyle sonsuza dek bu belirlenimi götürürsek ortada gerçeklik olmaz. Çünkü her şey gerçekliğini her şeyde gerçeklik ancak parçalarındaki kadar var, kadar var. Parçasına da gidiyorum. Oradaki gerçeklik de onun parçası kadar. E şimdi ben bunu sonsuza kadar taşıdığımda gerçekliğe hiç erişemiyorum. Bu ifade sıklıkla kullanıldığı için kullanıyorum erişmek sözcüğünü. Sonsuza kadar ötelenirse gerçekliğe hiç erişemem. Bu durumda bölünmez birimlerin varlığı metafiziksel olarak zorunludur ki ondan sonraki her şeyin varlığı mümkün olsun gibi bir düşünce. Burada Leibniz'in metafiziğinde başka bazı yerlerle çelişir görünen taraflar var. Onlara da belki soru cevapta değinebiliriz. Ona benzer bir şekilde Jonathan Schaffer da aslında eğer sonsuz bir varlık zinciri oluşturursak varlığa hiç erişemeyiz. Hep sonsuza dek ötelenir o diye düşünüyor. Bunu görselleştirmek için kullanılan e, benzetmeler var. İki tanesini burada birini Schaeffer'dan diğerini de başka bir metafizik çalışmasından alıntılayarak söyleyeceğim. Yukarıdaki para simgesi koydum oraya. Aslında burada bir mirastan söz ediliyor. Varsayalım ki bir kişiye denk geldiniz ve kendisine bir varlık, bir miras kalmış. Bu mirasın miras olduğunu bildiğimiz için kökenini arıyoruz ve o kişinin zenginliği aslında kendisine miras kalan kişiden geliyor. Oraya gidiyoruz. Orada bunun kaynağını soruyoruz. Orada da daha öncesinden geldiğini soruyor. Şimdi bu zincir sonsuza kadar giderse aslında karşılaştığımız hiç kimse de para yok. Onlara o miras olarak başka birinden gelmiş oluyor. E zincirin tamamına bakıyoruz. Ortada para yok gibi görünüyor. Kaynak yok yani. E dolayısıyla sonsuz olması mümkün değil. Bunun en başında o parayı, o değer neyse yaratan bir şey olması lazımdı ki evet işte bak buradan geliyor bu para diyebilelim gibi bir sezgiyi ortaya çıkaran bir düşünce deneyi. Yine aşağıda da hanedan fikrine dair benzer bir düşünce var. Karşımıza çıkan herhangi bir kral ve kraliçe için bu kişinin kral olmasını sağlayan ne? Krallığını neye borçlu diye sorduğumuzda bir anlamıyla en azından yanıtı ebeveynlerinden birinin kral veya kraliçe olmasıyla ilişkili olacaktır. E şimdi bu kral kraliçe zinciri sonsuza doğru giderse karşılaştığımız herkesin yanıtı neden burada bu kişi kral kral e, kraliçe diye sorduğumuzda kendisinin bebeğini ile ilgili olacak. İyi de nereden geliyor yani bu bunun kaynağı nedir şeklinde bir soruyor. Bu zincirle yanıt bulmak mümkün değil. Hatta daha önemlisi belki bu zinciri kraliyetle alakası olmayan bir ailenin zincirinden ayıran hiçbir şey yok gibi görünüyor. Dolayısıyla bir açıklama eksikliği var gibi. Dolayısıyla sezgi hitap etmesi istenen sezgi bunun bir kaynağı olmalı şeklinde. Şimdi burada aslında bu soruları sorarken de vurguladığım bir nokta var. Bununla kendi pozisyonumu verip diğer iki kurama değinip bitireceğim sunumu. Bu soruları sorarken örneğin mirasın kaynağı sorusunu sorarken veya kraliyetin hanedanın kaynağını sorarken aslında her birinde sanki o öncül kaynak varmış varsayımıyla hareket ediyoruz. Yani aslında o sonsuz senaryoda bu hanedanın kaynağı nedir sorusunu sormamızı mümkün kılan şey zaten bir kaynağı olduğu düşüncesi. Zincirin sonsuz olabildiğini en baştan kabul etsek bu durumda varlığın sonsuza doğru ötelendiği gibi Leibniz'den günümüze kadar sıklıkla alıntılarak gelen düşüncenin yerini her basamakta varlıkla karşılaştığımız düşüncesi alır. Eğer indirgemeci değilsek. Yani işte herhangi bir yığında mesela bu kaleme geldiğimde bulduğum şey gerçeklik. Burada gerçekliğin benden kaçması, ötelenmesi, parçaya gittikçe gerçekliğin erişimimizden uzaklaşması gibi bir şey söz konusu değil aslında sonsuzca açısından eğer en baştan bir mutlak başlangıç noktasını metafiziksel olarak zorunlu görerek başlamıyorsak, onu varsaymıyorsak o çizgide vardığımız her şeyde zaten varlık var. Ortada kaçan bir şey yok. Sonsuz zincirde birbirini destekleyen her şey eğer gerçekliğe sahipse, bu da varsayımımız zaten, ortada bir sorun yok. Sonsuzcu açısından en azından. Eğer sonsuzluk kavramı bizatihi sorunlu kabul edilemeyecek bir kavram değilse tabii. Burada ben dolayısıyla asıl meselenin mutlak yokluk kavramıyla ilişkili bir yere taşınabileceğini düşünüyorum. Çünkü varsayalım ki e, bu hani bunun ilk kaynağı, orijinal kaynağı sorusunu sormadığımız zaman yukarıdaki argümanlara cevaplar verebiliyoruz. Bunun bize söyleyeceği en güçlü şey metafiziksel sonsuzculuğun mümkün olduğu. Ama bu mümkün olması temelselcilik karşısında onu seçmemiz gerektiği anlamına tek başına yetmez yani mesela evrenin sonsuz olması tutarlı mümkün bir senaryo. E ama iyi de sonu olması da mümkün. O zaman neden sonsuz olduğu senaryoyu seçelim? Bu ikisi arasında bir seçim yapabileceğimiz bir noktaya dayanıyoruz. İşte bu noktada belki. Nitelikle nicelik arasında e, okamın usturasının nasıl kullanılacağına dair bir tartışma e, yürüterek seçim yapmak mümkün. Bugün ona çok girmeyeceğim. Sadece şöyle bir neden sonsuzculuğu seçmek isteyebilir bir insan bu noktaya değinerek bu konuşmayı bitireceğim. O da şu. Birincisi Asıl mesele zaten mutlak yokluk kavramını tasavvur etmenin kendisinin çok güç bir şey olması. Yani sonsuzluktaki temel zorluk nasıl gerçek bir sonsuzluğu kavramanın, tasavvur etmenin zorluğuysa ki gerçekten zor, kavrayışımızın sınırlarında bir şeyden söz ediyoruz. Benzer bir zorlukta sonluluğun temelselciliğin tasavvurunda var. Çünkü bizim gündelik kavramsallaştırmamızda aslında mutlak yoklukla hiçbir zaman doğrudan muhatap değiliz bizim karşılaştığımız her nedensellik ilişkisinde bir öncesinden, zamansal ilişkinin hepsinde bir önceden, mekansal ilişkinin hepsinde bir öteden söz edebiliriz. Oysa temelselciliğin en azından kozmoloji argümanı gibi bir argüman üzerinden bizden istediği şey, kendisinin öncesi olmayan bir ilk anı tasavvur etmemiz ve bu tasavvuru çok kolay bir şey değil ya da ötesi olmayan bir sınırı tasavvur etmemiz, sonluluğu mümkün sayıyorsak ya da mutlak yokluğu tasavvur etmemiz ki ben mutlak yokluğun hakiki anlamda mutlak sayıldığı anlamda olanaksız olduğunu düşünüyorum. Bu durumda asıl hamle şu oluyor. Alemi yani varlığı bir fiziksel nesnelerin olduğu alem, bir de onlardan bağımsız, onlarla zamansal veya başka bir şekilde eş değerlendiremeyeceğimiz başka bir varlık kategorisine ayırmak asıl varsayım olarak yaptığımız şey. Esas mesele burada. Dolayısıyla seçimimizi bence varsayım olarak seçimimizi burada yapacağız. Onun için mesela kozmoloji argümanında da biz hep evrenin başlangıcı olmalı mı olmamalı diye tartışırken şunu hiç düşünmüyor bilimsel tarafını konuşan insanlar. E, tamam başlangıcı olsun evrenin ve öncesinde bir fiziksel sebep olmasın. Ama bu durumda da kozmoloji argümanında belki daha öte bir desteğe ihtiyaç duyan başka bir e, taraf var. O da dış sebep varsayıyoruz. Yani yaratıcıyı oraya koyuyoruz. Ve bu da aslında kavramsallaştırması güç bir e, nokta. Bütünüyle tercihe şayan olmayan bir nokta demiyorum aslında. Bunlar dediğim gibi alçak gönüllü pozisyon almanın çok değerli olduğunu düşündüğüm e, tartışmalar. Ama en azından şunu söyleyebilirim. E, burada sonsuzcunun savunduğu absürt ee, şeyler olduğu gibi temelselcinin savunduğu ve yine kavrayışımızın sınırlarında kabul güç şeyler de var. En azından e, en temel mesele açıklamaya ihtiyaç duymayan bir varlığın nasıl olabileceğine dair bir şeyi ortaya koymak. Yani burada alemi değil onun karşısında konumlandırdığımız kadimin nasıl bir varlık olduğuna dair bölümü tartışmak gibi olabilir. Eğer bunları tartışırsak sonsuzcu lehine de veya bütüncü lehine de bir e, kuram seçerken kullanılacak ölçüt devşirebiliriz gibi görünüyor. En son bunları şimdiye kadar kullandım ama açıklamalarını da vereyim. Madem bu temelselcilik karşısında bazı gerekçelere de sahip olabiliriz. Bunlara sahip olursak hangi kuramı savunmuş oluyoruz? Bu belirlenim zincirleri sonsuz olabilir. Mesela bunun bir çıktısı olarak Evrenin başlangıcı olmadan da evren var olabilir gibi bir pozisyonu savunuyorsanız metafiziksel sonsuzcu oluyorsunuz. Bir de bundan daha farklı, genellikle aynı kamp içerisinde değerlendirilen temelsencilere karşı beraber argümantasyon yapan başka bir grup daha var. Onlar da bütüncüler. Holist diye çevirmemek adına bütüncü diye çevirdim ama buradaki ana hamlede metafiziksel ilişkilerin döngüsel olabileceğini, yeterince büyük varoluş döngülerinin işte A, temellendirir, aynı zamanda B de A'yı temellendirir gibi küçücük bir döngü değil de çok daha büyük bir metafiziksel çözümleme döngüsünün mümkün olduğunu savunmak. Eğer bunları savunuyorsanız temelselci olmak zorunda değilsiniz. Şöyle bir okuma listesi oluşturdum. Bunların bir bölümü bilim felsefesinden yaptığım aktarımlarla ilgili. Diğer bölümü de metafizikten yaptığım aktarımlarla ilgili. Kullandığım kaynaklarda burada kullanmadığım bazı alıntılar da var. Onlara bakılabilir. Kabaca bu kadar. Teşekkürler Bağışık Hocam. Birazdan e, kıymetli hocalarımıza da e, söz vereceğim. Ben bir gelenek olarak moderatör olarak birkaç bir şey söyleyeyim. Mehmet Hocam da muhtemelen söylemek ister. Çünkü ikinci kısım aslında kelam atomculuğuyla çok yakından ilişkili maddenin sonsuza kadar bölünüp bölünmeyeceği meselesi. Orada bir şeyler söylemek isteyebilir. Ben ilk iki Kısımla ilgili özellikle çalışma alanım olduğu için biraz e, kanaatlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi bir kere kozmoloji e, kesin bir şekilde evrenin zamanda başlangıcı olduğunu gösterdi mi veya gösterebilir mi? E, benim kanaatim tabii ki hayır. Ama burada evreni nasıl tanımladığımız da çok önemli. E, şimdi e, benim açımdan ben gösterdi derim. Niye gösterdi derim. Çünkü ben evreni şu anda gö görebildiğimiz ve içinde yaşadığımız uzay zaman görünebilir evren olarak alıyorum. Onun dışında bir şey varsa ki vardır. Onlara diğer evrenler diyorum. Çok evrenler diyorum. Bu anlamda yaşadığımız evrenin 13.7 milyar yıl önce büyük bir açılmayla ortaya çıktı. Aslında çok tartışmalı değil. Yani büyük patlama modelininle ilgili bir tartışmamız yok. Ama modelinin başlangıcıyla ilgili tartışmamız var. O bütün o sayılan liste e, Planck zamanı dediğimiz olayın ilk zamanla ilgili bir tartışma. Esasında evren Planck yoğunluğu dediğimiz yoğun bir halden başlıyor, genişliyor. Gördüğümüz yıldızlar, ondan sonra bu bildiğimiz, dokunduğumuz madde hepsi sonradan oluşuyor. Dolayısıyla bu benim açımdan en azından e, dinlerde anlatılan evrenin yaratıldığı ortaya çıktığı tezini ben doğruluyor olarak yorumluyorum. Tartışma şu bu evren ex nihilo mu çıktı? Yani yokluktan mı çıktı? Yoksa bu evrenin öncesinde başka bir evren ya da başka bir mekanizma var mıydı? Tartışma bu. Şu anda bilim bunun cevabını veremiyor. Yani bu e, burası kesin konuşabileceğimiz bir alan değil. Eee şey konusunda ufak bir şerh düşeceğim. Ee, yani, Boltzmannin Good modeli demek yerine ben teoremi e, demek iyi tercih ederdim. Farkı da modeller siz yasaları belli varsayımlar altında e, uyguluyorsunuz ve evrenin geçmişini öngörmeye çalışıyorsunuz. bord Good çok genel bir iddia, bir teorem, belli bir model değil. Aslında bir sürü modeli kaplayan bir iddia. İddia şu, ortalamada daha çok genişleyen klasik bir uzay-zamanın geçmişi sonsuz olamaz, sonlu olmak zorunda. Şimdi bu bir sürü modele uyuyor. bir sürü model bu teoremle uyumlu ve dolayısıyla bunların geçmişi sonlu olmak zorunda. Ancak elbette ki bu iki önemli varsayımda bulunuyor, bu iki önemli varsayıma da saldırılabilir. Yani e, evrenin ortalamada daha çok genişlediğini söylüyor, erki evrenin genişleme ve büzülme Tabi bir büzülme evresi görmüyoruz şu anda evrenin geçmişinde ama varsa bundan önce gerçekleşen yani bir önceden bir evren varsa bu evren büzüldüyse bütün bu multiverse uyguladığımız zaman bu teori çalışmayacaktır. Çünkü varsayımı Planck şeyin e, Hubble sabitinin büyük olduğu sıfırdan yani genişlemenin totalle daha fazla olduğu bu varsayım saldırılabilir. İkincisi Uzay zamanın klasik olduğunu varsayıyor, yani türevi alınabileceğini varsayıyor. E bu da saldırılabilir. Kuantum e, uzay zamanlarında şüpheli bu, bu durum. Dolayısıyla Good, Wilenkin e, ve Bort'un teoremi güçlü bir teorem. Çoğu modelin zamanda başlangıcı gerektirdiğini söylüyor bize ama bütün modelleri söylemiyor. Hocamın da paylaştığı gibi koca bir liste paylaşabiliriz. Ha bu modellerden hangisi doğru şu aşamada deneyle karar vermemiz mümkün değil. Dolayısıyla ben burada şunu söylerim. Günümüz kozmolojisi ne söylüyor bize? Gözlemlediğimiz evrenin bir başlangıcı olduğunu gözlemlediğimiz evrenin. Ama bu evrenin başka bir evrenden, başka bir yapıdan ayrılmış ve oluşmuş olabilir buna izin veriyor. Tabi olabilir demek oldu demek değil. Daha olası olay aslında evrenin başlangıcı oldu. Gerçi tabi neye göre olası bu tartışılabilir. Dolayısıyla bilmiyoruz demek burada Big Bang'ten önce ne oldu bilmiyoruz demek burada daha doğru yaklaşım olabilir. Yani o konuda aslında farklı düşünmüyoruz Maşuk hocamla. Şey konusunda da bir şerh düşeyim. Tabi Hocam özellikle şeyi ele almadı. Ee, eklemeli sistemlerin aslında Craig iki tane ayrı argüman veriyor geçmişin sonsuz olamayacağı ile ilgili. Bir argümanı mutlak sonsuzun yani bil fiil sonsuzun olamayacağından hareket ediyor ki bu bana göre daha zayıf argümanı. ikinci argümanı da eklemeli sistemlerin yani ekleyerek 1 2 3 4 5 6 eklemeli sistemlerin hiçbir zaman tamamlanıp sonsuz olamayacağı evrenin geçmişi de eklemeli bir sistem. Dolayısıyla bu sistemin sonsuz olamayacağını iddia ediyor. Bana bu daha güçlü bir argüman gibi gözüküyor. Çünkü sezgilerle de uyumlu, pratik olarak matematikte de buna karşıt bir şey bulamazsınız. Çünkü gerçekten sonsuz tamamlanabilir gibi durmuyor. Dolayısıyla bu notu düşeyim. Kendisine hani iyi bir gerekçesi olabilir onu dışarıda bırakması noktasında. Sonsuz tartışmalarına dönersek şöyle bir argüman verdi hocamız dedi ki sonsuz meşruysa yani metafizikte niye matematikte meşruysa metafizikte bunu niye kabul etmeyelim? Yani neden buna karşı çıkalım ya da fizikte? Şimdi bir kere tabii iki iki şey sorulabilir. Bir sonsuz gerçekten matematikte meşru mu? Bence meşru, yani bence de meşru ama herkes buna katılmayacaktır. Burada sanki konsensus varmış gibi davranılıyor. Çünkü matematikte bu kullanılıyor. Yani Kantor'un çalışmaları sonsuz Zug'u kullanıyor. Ama matematik felsefesinde ve matematikçiler içerisinde sezgiciler denilen ufak bir grup var. Evet. Bu sezgiciler matematiksel nesnelerin insan tarafından oluşturulduğunu, inşa edildiğini söylüyorlar. Ve bir nesne, matematiksel bir nesneyi siz oturup oluşturmazsanız, inşa etmezseniz onu meşru kabul etmiyorlar. Bu tabii işte Kroniker var burada çok meşhur bu ekolün e, temsilcisi. Ondan sonra işte Dummert var felsefeci. Martin Löf e, modern zaman işte mantıkçılarından önemli. Arendt Heyting ondan sonra yani bir sürü e, önemli matematik. Andrej Bauer bunlar günümüzde de var bunların savunucuları bunların kendi dergileri bunlar mutlak sonsuzu meşru kabul etmiyor. Ben meşhur kabul eden kamptayım ben sezgici değilim ama bu notu düşmek önemli yani mutlak sonsuz matematikte meşru bu tartışılabilir. Bu matematiksel nesnelere atadığınız statüyle ilgili. Eğer ki matematiksel nesnelerin inşa edildiğini insan tarafından düşünüyorsanız sonsuz inşa edilmiş değil kantor ispatında da sonsuzluğu inşa etmiyor. Bir takım varsayımlar yapıyor bu varsayımlar şüpheli yani sezgicilikte. İkincisi şöyle bir itirazda bulunurum ben maşuk hocama. Yani matematikte meşru bir kavram e, doğaya veya ontolojiye uygulanamayabilir her zaman. Mesela e, işte e, e, şeyler e, kompleks sayılar şurudur matematikte. Hatta fizikte de uygulanır hesaplarda. Ama biz ölçülebilir büyüklüklerin fizikte e, kompleks sayı olduğunu düşünmeyiz. Kompleks biliyorsunuz i ile yani karesi alındığı zaman negatif sayı veren şeyler. Bunları mesela kompleks kilogramlık bir nesne olduğunu düşünmeyiz. Şimdi dolayısıyla bir otomatikman bir matematikte bir kavramın meşru olması onun fizikte kullanılabileceği anlamına gelmez. Mesela ben bir makalem var. E, felsefe tartışmalarında e, yayınlanan. Orada mesela meşruiyetini kabul ediyorum aslında mutlak sonsuzun meşru matematikte de meşru, aslında ontolojide de meşru olduğunu, tanrının zihninde de olduğunu düşünüyorum. Ama fiziksel dünyada olamayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü fiziksel dünyada çıkarma var. Sizin bir kümeniz varsa kümeden eleman çıkarabilirsiniz. Ama matematiğe göre sonsuz sayılarla sonsuz ötesi transfinite sayılarla çıkarma işlemi yapamazsınız. Şimdi matematik yasak diyor bu. Tamam matematik yasak diyor da fiziksel dünyada yasaklayan bir şey yok. Ben çıkarabilirim. E şimdi fiziksel dünyada çıkarabiliyorsam o zaman bu kavramın fiziksel dünyaya uygulanamayacağına işaret eder bu. Dolayısıyla otomatikman bir kavram matematikte meşruysa şeyde fizikte veya metafizikte meşru olacak anlamına gelmiyor. Çünkü matematiksel kavramlar soyut ve Bazen fiziki dünyaya oturttuğumuz zaman e, sorun çıkabiliyor. Şimdi tabii söylenebilecek çok şey var ikinci kısımla da ilgili. Ama şöyle ortalığı karıştıracak bir e, not düşeyim ve kapatayım. Tabii biz şeye çok büyük önem veriyoruz. Sonlu mu sonsuz mu acaba geçmiş. Şimdi bu tartışma zannettiğimiz kadar önemli de olmayabilir ontolojik açıdan. Neden? Eğer ki gerçekten sonsuz meşru bir kavramsa... Kantor'un dediği gibi ve doğada karşımıza çıkıyorsa mutlak sonsuz e, e, biliyorsunuz e, mesela 1 ile sıfır arasındaki uzunluktaki bir alandaki nokta sayısıyla bütün doğrudaki nokta sayısı aynı Matematiğe göre Kantor'a göre birebir eşleştirebiliyorsunuz bunları bu şu anlama geliyor başlangıcı olan bir çizgiyle başlangıcı olmayan bir çizgideki nokta sayısı eşit. Birbirine mp edebilirsiniz. Birbirine matematiksel olarak dönüştürebilirsiniz. Topolojileri aynı. Bu da şu anlama geliyor. Eğer ki atomik değilse uzay zaman. Mehmet hocam diyecektir atomik. Derse işler değişir. Ama uzay zaman atomik değilse. Geçmişi sonlu veya sonsuz varsaymak. Anlamlı bir değişiklik oluşturmayabilir. Çünkü bunlar ikisi dediğim gibi birbirine eşleşebiliyor birebir. Birbirine dönüştürülebiliyor. Mesela siz isterseniz Big Bang teorisindeki zaman parametresini e, öyle bir değiştirirsiniz ki logaritmasını alırsınız vesaire sonsuz yaparsınız yani böyle hesap yaparsınız e, yanlış hatırlamıyorsam. Torn'un mesela öyle bir hesabı var. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bakıp şimdi makalesini bulabilirim. Yani siz şey yapabilirsiniz. Birebir sonsuzla sonluyu e, yani başlangıcı olanla olmayanı birbirine matematiksel dönüştürebilirsiniz. Bu da tabii konvansiyon olduğu anlamına geliyor bunun. Yani bu biz ontolojik fark yarattığını düşünüyoruz ama aslında yaratmıyor olabilir. Tabii dediğim gibi meşruysa sonsuz kavramı artı uzay zaman e, kesikli değilse, klasikse tabii yani kesikliyse, atomikse Mehmet Hoca'nın dediği gibi orada bunu yapamıyor, Orada fark ediyor. Neyse Maşuk Hocam'a e, çok güzel bir sunum yaptı. Gerçekten çok faydalandım. Teşekkür ederim. Ve cevap vermek isterse bir şey bana önce sözü kendisine vereceğim. Ondan sonra da siz değerli misafirlerimizden soru alacağız. Buyurun Maşuk Hocam. Teşekkür ederim hocam. Çok değerli katkılar yaptınız. Birkaç tanesine yanıt vereceğim. Hepsine değil. Çünkü zaten pek çok bölümünde en fikir olduğumuzu düşünüyorum. Biri aslında dediğiniz gibi eklemeli sistemlerle ilgili argüman bence de daha güzel bir argüman. Onunla ilgili ayrı bir tartışma var. Sizi makalenizde okudum tabii ki. Ama orası sunumun uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda İki açıdan değerli olmadı benim için. Birincisi orijinal katkı yapmamın önünde çok önemli bir sorun var. Ben ona Zenon paradoksuna dayanarak hareketi imkansızlaştıracak bir karşı argüman yazdım. Sonra e, Morriston'un makalelerinde bu argümanı gördüm. Dolayısıyla orada biraz e, klasik bir fenomeni yaşadım. Onu vermemek istedim dolayısıyla. Ama temelde yine aynı şeye dayanıyor orada karşı çıkışımda. E, pekala gözlemcinin sayısını sonsuzlaştırarak ona da karşı çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ama burada tabii şöyle bir nokta var. Burada tartışma akıp gidiyor. Şimdi Morrison'ın 2020-2022'de yayınlanmış makaleleriyle Craig'e yanıt verdiği yerler var. Eminim daha sonrasında Craig zaten hep güncel çalışmaları takip ederek çok güçlü karşı argümanlar getiriyor. Ona da karşı çıkacaktır. Ee, orada temel fark bence yine varsayımlarımızla ilgili gibi. Steven Perrier'in şu sözüne yine atıf yapacağım. Aslında bence burada yaptığımız şey hangisini daha sezgisel, daha kabule makul buluyorsak onu bir şekilde argümantasyonla, benzermelerle, benzetmelerle ortaya çıkararak galip gelmeye çalışmak gibi. Bu bakımdan yani en azından genel olarak pozisyonumu değiştiremeyeceğim bir noktada olduğumu düşünüyorum. Şöyle bir tarafı da var. Bunu da ekleyip bu bölümü kapatacağım. Fizikle ilgili verileri değerlendirirken aslında çok çelişik bir noktadayım bir metafizikçi olarak. Ya fizikten alıntı yaparken bir yandan sadece alıntı yapan kişi konumundayım ama öte taraftan bugün benim alıntı yaptığım model değişse benim metafizikle ilgili görüşüm değişir mi? Dürüst davranmak gerekirse hayır. Çünkü daha güçlü kanılara hayatta sıkı sıkıya tutunduğum en temel kavramlarımla metafiziksel kanılarıma bağlayayım. O bakımdan Öyle sanıyorum ki bu tartışmanın tarafında yer alan felsefecilerin çoğu için benzer durum vardır. Bilimsel model beni desteklemeyi bıraktığında muhtemelen beni destekleyen modellerin olanaklarını araştırmaya bakarım. Nasıl bundan çıkarım bilemiyorum. Belki bir felsefeci için düşünülmesi gereken bir nokta. Ben bunun örneğini Kreg'in e, bilim tarihiyle ilgili makalelerinde görüyorum. Mesela özel görelilikle ilgili savunduğu pozisyonda böyle bir şey var. Kendi pozisyonuna metafiziksel pozisyonuna uygun olan modeli destekliyor ya da işte önceden tekillikle savunduğu öncülüğü günümüzde işte BGV ile savunu, savunuyor gibi. Bunda bizatihi bir sorun görmüyorum. Ama en azından fizikle kurduğumuz ilişkide üzerine düşünülebilecek bir taraf var gibime geliyor. biraz itirafla karışık bir şey olarak onu ekleyeyim. i̇kincisi aslında bu matematiksel olan, matematiksel olarak kullanılması meşru olan kavramı ontolojiye uygulamakla ilgili tarafta belki biraz ıskalamış olabilirim. Aslında şöyle bir şey söylüyorum. Eğer orada bir engel varsa bu engel ontolojik bir engel olmalı. O ontolojik engelin ne olduğu tam olarak Craig'in çalışmalarında söylenmiyor. Benim aklıma ilk gelen şey sonsuzluk kavramının absürt olduğu ama bu da zaten sonsuzcu için as asıl mesele. Yani sonsuzcuyla tartışırken sonsuz olanaksız demek gibi bir yerden başlamakta biraz varsayımlarımızın uzlaşamayacağı bir ayrım açmak söz konusu. Ben bu bakımdan orada ontolojik bir gerekçe olmadığını savunuyorum. Ee, ...orada da argümanınızla ilgili bir karşı argüman yazmaya çalıştım. Onu bilahare konuşuruz. Ee, bir de en son sonsuzculukla ilgili son bir noktaya değineceğim. Metafiziksel sonsuzculuk, büyük patlama kuramında da olduğu gibi... ...yanlış bir adlandırma aslında. Çünkü pekala temelselci bir çerçevede de sonsuz zincirler söz konusu olabilir. Hatta sadece başlangıç noktası olup da sonsuz olan zincirler değil... Her iki taraftan sonsuz zincirler de söz konusu. Bununla ilgili çok güzel matematik felsefesi çalışmaları var. Asıl mesele o zincirin tamamının dayandığı zincir dışında bir şey olup olmaması. Veya işte temelsel bir ögenin varlığı. Mesela Leibniz'in e, en son dönem kuramına göre en azından aslında bölünebilirlik ilişkisi gerçekten bir fiil sonsuz. Yani sadece potansiyel olarak değil Leibniz'e göre madde sonsuza dek bölünebilir. Ama öte yandan... O bölünebilme zincirinin tözsel dayanağı olan monadlar var aynı zamanda. O zincirin bir parçası değil. O zincirin varlığının sebebi görüngüyle gerçek töz arasındaki bir dayanım ilişkisi olarak başka bir şey kuruyor. Dolayısıyla metafiziksel sonsuzculuk yanıltıcı bir adlandırma. Pekala temelselci de sonsuz bir zincirin varlığını savunabilir. Buradan zamansal sonsuzluğun mümkünatının evrenin bir başlangıcı olmasının aslında kozmoloji argümanı için de olmazsa olmaz bir öncül olduğunu düşünmediğimi söyleyeyim. Mesela Descartes'in kozmoloji argümanında asıl mesele bir başlangıç, orijin yaratımı değil de süre giden bir yaratım. Çünkü herhangi bir tözün varlığı için en baştan, tözün demeyeyim maddenin diyeyim, maddenin varlığı için en baştan yaratıma duyduğu ihtiyaç kadar Descartes'in perspektifinden her an, ontolojik yaratıma, dayanıma ihtiyacı var. Dolayısıyla o süre giden yaratımın e, gerekliliği Descartes'e göre orijindeki yaratımdan daha az değil. O zaman evren sonsuz da olsa pekala her an varlığı için başka bir varlığa muhtaç olabilir. Buradan aslında zamansal sonsuzluğa dayanmayan bir kozmolojik argümanı savunmakta mümkün olabilir. Bu kadar söyleyeyim. Konuştukça konuşasım geliyor. Teşekkür ederim. Evet Mehmet Hoca'ya söz vereceğim vermeden sadece tekrar bir ufak e, not düşeyim. Şey katılıyorum bu arada yani o, o e, sonsuzun Craig'in argümanı bence de çok zayıf şeyle Ilbert Oteli, otelinde. Çünkü siz zaten parça bütünden küçük olmak zorundadır da ısrar ederseniz bir sürü örnek bulabilirsiniz böyle ısrar ettiğiniz. Sezgiye ters düşersiniz ama zaten matematikteki gösterilen kantorun çalışmalarını meşru kabul edersek parçanın bütüne eşit olabileceği sonsuz durumlarda e bu matematikte mümkünse bizim sezgilerimiz bizi yanıltıyor olabilir. Bir not daha düşeceğim. Şimdi sadece ilgili ilgili sizin ilgi alanınız olduğu için size de o İslami kaynaklara yönlendirilmesi açısından Tabi İslam'da en az dört ayrı yaratılış modelinden söz etmek mümkün. Biri yani Craig'in savunduğu hudus modeli, kelamcıların modeli. Ama mesela i̇bn Sina'nın e, sudur teorisi var. i̇bn Sina'nın sudur teorisinde evren aslında zamansal olarak ezeli. Ve gene kozmolojik argüman geliştiriyor buna rağmen. Yani illa başlangıcı gerektirmiyor. Ya da Molla Sadra'nın tecelli e, yaratılış modeli var. Gene orada sonsuzdan beri nesneler ortaya çıkıyor, yok oluyor. Dolayısıyla gene sonsuzdan söz edebiliyoruz. Daha ilginci şeylerde e, İbn-i Teymiye'nin, Selefilerin sürekli yaratım modeli var. Allah zamanın içinde ezel e, e, başlangıcı yok ve sürekli evren yaratıyor. Yeni bir evren ortaya çıkıyor. Bu evren kaybol sonradan kayboluyor, yok oluyor. Dolayısıyla sonsuz bir silsile var onda yani. Bu sonsuz silsile yürüten de Tanrı ve hani bahsetme sebebim şu. İbn Teymiye kelamcıların sonsuz olamayacağıyla ilgili geçmişe doğru hudus delilini eleştiren bir çalışma yazıyor. Yani onu da tavsiye ederim. Türkçe'ye de çevrildi. Ee, İngilizcesi de mevcut. Hani onu otu düşmek için. Dolayısıyla İslam düşüncesinde de farklı bu konuda yaklaşımlar var tabii. Diyorum ve Mehmet hocama sözü veriyorum. Kusura bakmayın hocam. Çok beklettim sizi. Hocam estağfurullah. Ee, siz konuşun. Biz dinleriz sizi Enes hocam. Ee, çok teşekkür ediyorum. hem Size hem maşuk hocama Tabi söylenecek çok şey var. Ben bir espriyle başlayayım. Vaktisi ee, vardır. 11. yüzyıl tarihçisi. E, Mutezile tarihçisi o elbet ve tarih kitabına kelamcılara teşekkür ederek başlıyor dua ederek başlıyor yani Allah diyor bu kelamcılardan razı olsun alemin bir başlangıcı olduğunu ispat ettiler ve böylelikle tarih ilmini diyor meşru hale getirdiler eğer diyor evren ezeli olsaydı <laughs> tarih ilmini diyor biz nasıl yapacaktık ezelinin tarihi olur mu diyor mesela diyelim ki tanrının tarihi olur mu gibisinde e, şimdi Enis Hocam da vurguladı. Bu atomculukla hudus telli arasındaki ilişki çok enteresan. Ben bununla ilgili bir sunum da yapmıştım. Şimdi e, kelamda her şey atomculukla isimlendiriliyor ama kelam metinlerine baktığınız zaman e, çok böyle e, farklı bir şekilde yorumlanıyor. Ben mesela geçenlerde teklif dergisinde kullanın fiilleriyle ilgili e, bir metin yazdım. Atom kavramına hiç yer vermedim mesela. Atomculuğa hiç değinmedim. Şimdi İbni Meddeveyh de öyle bir soru soruyor. Diyelim ki e, alemin başlangıcını ispat etmek için cevheri fert kavramına ihtiyacımız var mıdır diyor. Diyor ki hayır ihtiyacınız yoktur. Yani alemin başlangıcını ortaya koymak isteyen birisi atom kavramına hiç atıf yapmadan da bunu yapabilir. Ama diyor gelir de diyor alem ya da cisimler sonsuza kadar bölünebilir derse diyor bunun e, alemin ezeliğini kabul etmekten başka diyor bir şeyi yoktur. Bir tercihi yoktur. Çünkü diyor bu hudus delilini imkansız kılar. Şimdi burada e, kelamcıların hudus delili daha çok Floplus'un argümanlarıyla karşıla, karıştırılıyor. Bizim abla Yıldız Hoca onunla ilgili bir doktora tezi yazıyor şu anda. Şimdi elbette Ploponus'un argümanlarını da kullanmıştır bizim kelamcılar ama Hudus Selin'in ana önermeleri e, alemin cevher ve arazlardan oluştuğu yani alemi topyekün cevher dedikleri şey 5-6 tane anlamı var ama en çok kullanılan anlam e, yer kaplayan e, anlamı veya kendi başına kaim olan anlamı işte tabi buna daha sonra daha küçük, bölünemeyen anlamlar da giriyor. Türk kelamcılar diyor ki biz aleme baktığımız zaman e, işte e, cisimleri görüyoruz. Ama cisimlere baktığımız zaman daha çok böyle e, nitelikleri görüyoruz. Nitelikleri ağır az diyorlar. Çünkü cismin zati niteliği değil diyorlar. Diyelim ki bu mouse beyaz. Siyah da yapabilirim. Veya bakın hareket ediyor şu an. Ama şu anda duruyor. Diyelim ki bu hareket cismin zati niteliği değil diyorlar. Sükun, hareket yok oldu, sükun geldi, sükun yok oldu, hareket geldi veya birleşme, ayrışma ee, bunlar diyorlar ikinci nitelik. Bu ikinci niteliklerle biz nesneyi kuramıyoruz sadece çünkü nitelikler yer kaplamıyor. Dolayısıyla yer kaplayan daha başka bir varlık olması lazım cisimde. işte diyorlar bu cevherdir ee, veya işte bu cismim e, mesela Maşuk Hocam ben bu argımana nasıl karşılık vereceksiniz e, merak ediyorum mesela kelamda en çok kullanılan delildir şimdi bu maaş sonlu değil mi Aşık hocam sonluk tarafından kuşatılmış değil mi belli bir büyüklüğü var anahtar kavram burada büyüklük sonlu ve büyüklüğü var ben bu büyüklüğü de arazlarla açıklayamıyorum çünkü niteliğin arazı yok şimdi bu büyüklük sonlu halde halde sonluk tarafından kuşatıldığı halde ya da tamamlanmış bir küme olduğu halde ya sonluk kuşatmış değil mi Maşuk hocam burada? da? İttifak halinde sonluk tarafından kuşatılmış. Belli bir büyüklük var. Bu sonluk tarafından kuşatılan bir büyük içerisinde sonsuz nasıl barındırabilir? Sen hala sen zaten diyorsun ki bu sonluk tarafından kuşatıldı. Sonluk köşelere sahip. Dolayısıyla burada e, bir takım mantıksal problemler ortaya çıkıyor diyorlar. Yani sonluk tarafından kuşatılan bir şey sonsuzluk sonluğa hapsedildi. Tamamlanmış bir küme oldu. Veya işte ister potansiyel ister e, bir fiil olsun herhangi bir şekilde e, bu sonsuzluğu kuşatma içermez diyorlar. Ama burada İbni Meddeveyh'in iddiası şu eğer biz sonsuza kadar bölünebilir dersek biz bu cismin e, alemin hudusunu ortaya koyan hareket sükun gibi birleşme arazma gibi ayrılma gibi arazlar diyor belirsizliğe düşer. Belirsizliğe düştüğü zamanla diyor biz şu önermeyi kuramayız. İşte cisimler e, arazlara konu oluyor. Bu arazlar hadis ve bu arazlardan yoksun kalamıyor. Ya diyelim ki hareket, sükun, birleşme, ayrışma bunlar hadis. Hemen hemen tüm nitelikler hadis. Hadis demek sonradan meydana geliyor. Ve cisimleri oluşturan özler, özlere hiç gitmeye edebilirsiniz. Sadece cisimler diyebilirsiniz. Bu hadis niteliklerden yoksun kalamıyor. O halde diyorlar hadislerden yoksun kalamayan da hadistir. Ya topyekün evreni küme olarak düşünün, ister sonsuz düşünün. Sonsuz büyüklükte bir evren diyelim. Hadislerden yoksun kalamıyor. Dolayısıyla bu evren de hadistir. Sonradan e, böyle bir mantıksal önerme, sonradan işte Platonus'un argümanlarını da kullanıyorlar destekleyici olarak. Mesela en çok duyduğum argümanlardan birisi e, diyelim ki e, biz sonsuz bir zincire bir şeyler ekleyebilir miyiz? Ve onu daha fazla, daha eksik hale getirebilir miyiz? Diyelim ki evrenin 90 bin yıl öncesini düşünün. Şimdi e, size dediniz, gelecek konusunda sonsuzluk çok problem değil. Çünkü potansiyel, diyelim ki ahiret hayatı ebediyete kadar sürecek. E, 1 trilyon yıl sürdü, 2 trilyon yıl sürdü, hep ucu açık. Ama hiçbir zaman tamamlanmış bir küme değil. Ama geçmiş dediğiniz zaman, o diyorsunuz olmuş, gerçekleşmiş. Şimdi 90 bin yıl önce de sonsuzlu geçmiş yönünden. E şimdi de sonsuz geçmiş yönünden. Ama nasıl oluyor da şu anki geçmiş 90 bin yıl önceki sonsuz geçmişe göre 90 bin yıl daha fazla oluyor. Şimdi burada bir sezgiye ile bir çatışma oluşuyor. Veya şöyle diyelim sonsuz nedensel zincirlere de yol açıyor. Elif hocam uzattım ama <laughs> toparlıyorum şimdi şöyle de düşünelim. şu anki sonucun sonsuza kadar geriye giden sebebi olsun. Ama hangisi sebep? O sebep, o da daha önce, o da daha önce, o da önde daha önce ve siz şu anki sonucu sonsuz sebebe bağladığınız zaman bir sonuç oluşturma yönünden bir sezgisel bir problem yaşıyorsunuz. Mesela ben diyorum ki bu kapı bu evin içine girmeden önce sonsuz sayıda kapıdan geçmen lazım. Sonsuz sayıda kapıdan geçebilir misiniz mesela? Ya böylesine bir e, çok farklı argümanlarla desteklenen biraz kümülatif case oluyor zannedersem. E, ama burada asıl e, ana argüman ki bununla da kimse Enis Hocam e, yüzleşmiyor. E, yani ben e, hala bu cevher araz teorisi tam neyi ifade ediyor? E, mesela arazlara ikinci nitelik mi diyeceğiz? Bunlara kelamcılar aynı zamanda mana diyorlar zihinsel bir katkının da olmasını gerektiğini söylüyorlar. Şimdi alem cevher ve arazlardan oluşur veya cisim ve arazlardan oluşur. Cisimler e, arazlardan yoksun kalamaz. Arazlar hadistir. Dolayısıyla cisimler de hadis olmalı. Topyekün cevher ve arazlardan oluşan evren hadisse o halde evren de hadis olmalı şeklinde bir argüman var. Son olarak e, bu Jacobus Erasmus'un kitabını görmüşsünüzdür Maaşı Hocam. Orada e, Jakobus Erasmus e, fiili sonsuzluklara karşı çıkılmaksızın da alemin bir başlangıcı olabileceğini savunmaya çalışıyor. Bizim diyor bu fiili sonsuzluklara karşı çıkmamız Platoncuları diyor biraz kızdırıyor. Boşu boşuna Platoncuları da diyor karşımıza alıyoruz. Yine diyor e, biz e, Allah'ın ilminin de sonsuz olduğunu iddia ediyoruz. ve fiili sonsuzluk imkansız Allah'ın ilminin nasıl sonsuz olduğunu söyleyeceğiz. Mesela Allah'ın kudretinin de sonsuz olduğunu iddia ediyoruz. Fiili sonsuz e, işte imkansız Allah Teala'ya da nispet edemeyiz. Çünkü Allah Teala da imkansızla ilişkilendirilemez. Şimdi bu soruyla kelamcılar bizim yüzleşmiş ee, mesela, e mesela Ebul Münen Nesefi Tafsirü'l de bunu tartışıyor. Bize diyor şöyle bir argümanla geldiler. İşte siz Allah Teala'nın kudretinin sonsuz olduğunu söylediniz. ilminin de sonsuz olduğunu söylediniz. Ama ilmi kudretinden daha fazla. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor bir e, çünkü e, ilmi eee kudreti Allah Teala'nın kendine tahallük etmiyor ama ilmi tahallük ediyor. O nedenle ilmi daha fazlası da sonsuz olmasına rağmen bu da işte bir sonsuzun diğer sonsuza göre daha fazla ya da eksik olabileceğini gösteriyor. Size göre de şekle kelamcılara bir itiraz var. Orada e, e, şey diyor ki Nesefi diyor ki bizim diyor kastımız var olanlar. E, var olanlar söz konusu olduğunda Allah'ta ya yani, e, bilinenlerle, malumatla, makturat bilinenler makturattan daha fazladır. Yani bilgi, bilgi nesnesi olanlar, bilgi nesnesi yani maktur, kudrete tahallük edenler karşılaştırıldığında daha fazladır. Ama var olmayanlar konusunda herhangi bir, e, biz diyor bir şey söylemiyoruz zaten. Yani onların sonsuz olması, var olmadıkları için diyor çok da bir bizim için problem teşkil etmez diyor. Hocam ben uzattım kusura bakmayın. Enes hocam tekrar tek, çok teşekkür ederim. E, güzel sunumunuz için maaşık hocam. Evet şimdi diyebilirsiniz niye kesmediniz çünkü Mehmet Hoca'yı ben ikinci müzakereci gibi düşündüm bu konuda yaptığı çalışmaları var ayrıca Erasmus'un Şimdi, şimdi hocam çok çok özür dilerim benim bir çocuk var 8 yaşında ısrarla e, söylememi istedi yanımda da <laughs> iki birbirine yansıtırsak sonsuza yol açar mı diyor Maşık hocam tamam o söyledim seninkinde de Güzel <laughs> soru da geldi. E, buyurun Maşık Bravo. hocam. Biraz uzun oldu siz de uzun cevap verebilirsiniz tabii problem yok. Teşekkür ederim hocam sorular için. E, hepsini kapsayabileceğimden emin değilim soldan başa doğru gideceğim. Öncelikle e, çocuğunuzun sorusuna ufak bir öneri yanıtıyla döneyim. Gödel eşerbah diye çok meşhur bir kitap var görmüşsünüzdür muhakkak. Bu düşünce deneyi hem görsel hem de ses versiyonuyla orada e, değerlendiriliyor. Çok tatlı bir kitap. E, Pulitzer ödülü kazanmış. Eski biraz tuğla gibi şu an 8 yaşında bir çocuk için uygun olmayabilir ama ileride büyüdüğünde okumaktan yarar görebilir. Kendisine de selamımı iletin lütfen. Ondan öncesine e, iki ana kavram etrafında yanıt vereceğim. Birincisi zaten e, cevher kavramını erken dönem modern felsefede ele alındığı itibarıyla, mesela varlığı için başka herhangi bir şeye ihtiyaç duymayan varlık gibi e, bir tanımla ele alırsak bir sonsuzcu zaten onun varlığını kabul etmeyecektir. Dolayısıyla e, metafiziksel çerçevemizde daha başlangıç noktasında sonsuzcuyla ile cevher-araz ayrımına kökten bağlı bir kuramı savunan bir insanın uzlaşması olanaksız olabilir. Orada da dediğim gibi aslında bu sezgisel bir seçim olabilir. Sizden daha farklı sezgilerimiz var diye düşünüyorum. Ben mesela orada eğer sonsuz kavramını bir kavram olarak meşru sayarsak, bunu koşul ele alabiliriz. E, sonsuzla sonsuzun toplanması durumunda sonsuz olmasını, bazı sonsuzların bazı sonsuzlardan büyük olmasını varsayımımla birlikte ele alındığımda çok e, gayri meşru bulamıyorum. Yani sezgilerime bizatihi karşı bir şey göremiyorum. Pek çok insandan sezgisel olmadığı yönünde e, geri dönükler aldığım için insanlar böyle yazdıkları için onu da saygıyla karşılıyorum ama en azından bende böyle bir sezgi yok. Çünkü kavramın kendisi zor zaten. Hakikaten sonsuz kavramı özellikle de evrenin tamamını kastederek kullanıldığında sanki biz evrenin dışına çıkıp da ona dışarıdan bakıp bu sonsuz olabilir mi acaba diye bakıyormuş gibi davrandığımızda metafizikte ki aslında orada bir eksiklik söz konusu aslında içinde olduğumuz bir bütüne dışarıdan bakıyormuşuz gibi yapıyoruz. Orada kavramsal bir sorun olduğunu kabul ediyorum. Ama eğer sonsuz kavramını kullanmakta bizatihi bir sorun yoksa sonrasıyla ilgili çok temel bir sorun olmadığını düşünüyorum. Burada aslında sunumda atladığım Enis Hocamın da işaret ettiği argümana belki geri dönmek için bir fırsat var. Bu ardışık tamamlamayla oluşturulabilecek bir fiil sonsuzun olanaksızlığına dair argümanda da yine sizin aktardığınız bu tamamlanmama meselesi. Bir gözlemcinin asla onu tamamlayamaması gibi bir sayıcının ideal bir sayıcının bile asla tamamlayamaması meselesi var. Orada Morrison'dan atıfla şöyle bir e, belki şerh düşebilirim. E, bizim geleceğin sonsuz oluşuna onun aktüel değil de potansiyel sonsuz oluşuna dair değerlendirmemizde sanki değişken bir kardinalitesi olan bir kümeden söz ediyoruz gibi. Çünkü şimdi devamlı değişiyor. Yani sen hangi anda durursan dur Tamam bu sonsuz tamamlandı artık diyemiyorsun, geçmişten o döneme kadar sonlu bir e, büyüklüğü tamamlamış oluyorsun gibi bir akıl yürütme var. Ama aslında orada geleceğin bir fiil sonsuz olduğunu savunan kişinin kastı e, böyle o zaman çizelgesinde ilerleyen kişinin herhangi bir an durduğunda sonsuzu tamamlayabileceği değil. Belki berkcelleyin bir örneğini ondan atıfla kaynağını da sordum. Hatırlamadı. Kendisinin olabilir. Şöyle söyleyeceğim. Benim kafamdaki e, yaratıcı tasavvurunda e, Craig'in e, tasavvurundan farklı olarak e, insanlarla aynı lineer zaman çizgisinde mutlak bir şimdi de ilerleyen bir yaratıcı değil de varlığın tamamı kendisi için hep var olan, bir anmışçasına var olan bir tanrı tasavvuru var. Öyle bakıldığında aslında öyle bir sonsuz tanrı için mesela e, o deneyimi yaşamadan o sonsuz tamamlanmış olabilir ki zaten biz e, o zamansal çizgide ilerlemeden de o çizginin tamamına atıf yapabiliyoruz. Hatta Morrison'ın Morrison e, buradaki eki şu, biz gelecekteki henüz gerçekleşmemiş olaylar kümesinin tamamını doğal sayılar kümesiyle birebir eşleştirebiliyoruz. Bu bakımdan geçmişteki olayların e, oluşturduğu sonsuza, aktüel sonsuz, bil fiil sonsuz dememize gerekçe olan ne varsa aslında gelecek içinde var. Dolayısıyla gelecek de tıpkı geçmiş gibi aktüel sonsuz olarak sayılmalıdır gibi bir argüman var. Eminim karşı argüman çıkacaktır. Bunu 2020 yılında yazmış Morris'ten. Craig'in karşı argüman yazdığından eminim henüz haberdar değilim. Jacobus'a sadece da Erasmus'a bir göz atma şansım oldu. Kitabı okumadım maalesef. Ben burada şu kavramın altını çizerek burayı tamamlamak istiyorum. Burada aslında epistemolojik sonsuzculukla metafiziksel sonsuzculuk arasında bir gerilim var gibi görünüyor. Çünkü sonsuz bir e, veri dizisini tamamlamak bizim gibi kısıtlı, sonlu özneler için olanaksız görünüyor haklı olarak. Burayı kabul ettiğimizde bile aslında bu bize dair bir kısıtlılığa işaret ediyor. Dolayısıyla biz tamamlayamasak da sonsuz bir zincirin tam olabileceği ihtimalini en azından metafiziksel olarak savunmak mümkün e, chatte aslında buna benzer bir soru var e, ona da hazır yeri gelmişken değinmek istiyorum mesela 2008 yılından alıntı yaptığım e, temelselcilik sezgisel pozisyonumuzdur başlangıç pozisyonu olarak bunu kabul etmeliyiz diyen Ross Cameron daha sonra görüş değiştirdi e, şu an sonsuzculuğun metafizikte sonsuzculuğun epistemolojide de bütüncülüğün önemli savunucularından biri ama buna ek olarak şöyle bir noktayı da savunuyor epistemolojik e, ilişkilerle yani bizim evrene dair açıklamalarımızın zinciriyle varlık zincirleri birbirini takip etmek zorunda değil. Bu da şu demek gibi bir yere varıyor. Metafiziksel sonsuzcu olduğunuz halde pekala epistemolojide temelselci olabilir veya başka bir kuramı savunabilirsiniz. Bu ikisi birbirini takip etmek zorunda değil gibi bir sav. 2022 yılında Varlık Zincirleri diye ünlü bir kitap yazdı. Ona e, göz atılabilir e, bu bakımdan burada durayım. Aslında birkaç şey daha var aklımda ama başka sorularla belki yanıtlarım. Hepsini kapsayamadım. Üzgünüm aslında bir bölümünü anlamakta da güçlük çektim kavramlara yabancı olduğum için. Daha sonra çalışmalarınıza daha detaylı bakarak daha detaylı yanıt vereceğimi umuyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet. Mustafa hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, Konuşma e, arasında matematik, ilahiyat, e, felsefe, fizik, e, bütün bunlar geçiyor. Öyle zannediyorum. E, şöyle bir e, kitaptan hareketle e, sorumu soracağım. E, Şakir Kocabaş'ın İfadelerin Gramatik Ayrımı diye bir kitap var. İfadelerin Gramatik Ayrımı. E, matematiğin grameri ayrı, felsefenin grameri ayrı, fiziğin grameri ayrı eee ilahi şey ne diyelim e, ilahiyatın grameri ayrı. E, bu gramer ayrılığına dikkat etmeden bu alanlarla ilgili e, e, hızlıca geçiş alanlar arasında hızlıca geçiş yapmak çok doğru değil diyor. Bunlar farklı gramerlere sahip. Bu gramerlere e, dikkat etmek gerekir. Hatta e, Wittgenstein'dan hareketle eee felsefede diyor tam bu e, dil yanlışlarını düzeltme işidir. Bu gramer hatalarını düzeltme işidir. E, sonsuzluk, matematikteki sonsuzluk farklı olabilir. ilahiyatçı farklı tanımlayabilir, fizikçi farklı tanımlayabilir. E, bunlar e, hangi alanda, hangi gramer üzerinden tanımlanıyor ona bakmak gerekir. Bu gramerler arasında bir üst gramer oluşturulabilir mi? Bütün bu gramerleri doğru okumayı mümkün kılan bir üst gramer oluşturulabilir mi? Böyle bir çalışma var mı? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet maaş hocam. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Aslında Şakir Kocabaş'ın eserleri elimde var ama itiraf etmem gerekirse henüz detaylı bir şekilde inceleme şansım olmadı. Bana en azından benim aşina olduğum literatürden Wittgenstein'ı çağrıştıran bir eleştiri veya soru oldu bu belki oraya dayanan bir okuma modeli belki felsefenin burada işlevsel olarak kısıtlılığına rolüne dair işaret edecek bir şey çıkabilir ama ben en azından kendi pozisyonumu şöyle alçak gönüllü bir yere kısıtlayarak şunu söyleyebilirim bu o farklı disiplinler arası değerlendirmeyi yapacak dilin gramatiğinde felsefeci oluşturacak diye düşünüyorum. O bakımdan en başta yaptığım ayrıma atıfla fizik felsefesini de yine felsefecinin, metafizikçinin belli bir düzeyde etkilemesi, çözümlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan daha detaylı, iyi bir yanıt veremeyeceğim maalesef. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Aşık Hocam. Ee, ya sadece not tabi, dil felsefesinde bu çok tartışılıyor. Farklı disiplinlerin kavramları birbirine tercüme edilebilir mi? Ee, tartışma devam ediyor. Ee, ama o Pozitivist dönemde çok güçlü bir eleştiriydi. Bugün o kadar güçlü bir eleştiri e, değil aslında. Yani dillerin birbirine ilkece tercüme belli şeyler tercüme edilemezse bile tercüme edilebileceği ile ilgili güçlü argümanlar var. Yani Dil felsefesine bakmak lazım. E, başka soru e, vardı sanki e, ama Adil hocam siz bir şey soracaktınız veya söyleyecektiniz sanki ama sonra hocam e, teşekkür ederim uzamasın diye e, aslında şey yaptım da e, Aslında e, cismail nesne ile fiziksel nesne matematik nesne bunların iyi ayrımını yapamıyoruz gibi geliyor hocam yani bunlara e, ciddi şekilde e, dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum gerçekten yani bir geometrik nesnenin yarısını aldığımızda içindeki bilgi miktarı değişmiyor Onun da yarısını alsak içindeki bilgi miktarı değişmiyor fakat cismani nesne, hocamın da Mehmet hocamın da gösterdiği gibi elindeki mouse ya da işte elimdeki telefon e, sonlu sayıda parçacıktan oluştuğunu düşünmek gerekiyor ve e, evrenin bildiğimiz şekilde zihin dışında bir varlığının olabilmesi için Planck sabiti gibi biliyorsunuz e, e, yaklaşık işte e, virgülden sonra 30 küsür basamaklı bir sayı kadar bir küçüklükten bahsetmemiz gerekiyor. Bu da evrende bir küçük yapı olması gerektiğini gösteriyor ki bizim elle tutulabilir bir evrenimiz olsun. Eğer böyle bir durum yoksa rüyada gördüğümüzle hayatta yaşadığımız arasındaki bir fark olmayacağını düşünüyorum ki birçok fizikçi de bu konuda e, aynı fikirde. Onu söylemek isterim aslında şeyde. Yani durum bu yani e, e, matematiksel e, sonsuzluklar e, fizikte yeterince şey değil, meşru değil. Yani şöyle diyelim e, e, olasılıkları e, derler ki yani kumarbazın kumarbaza y yılda 20 kuruşu geçermiş. Ama biz son, e, olasılıkları sonsuzluklara götürdüğümüz zaman bu 20 kuruş da geçmez kimsenin eline. O yüzden e, bugünkü fiziğin, kuantum fiziğinin olaya nasıl baktığını, e, iki, iki kanat var biliyorsunuz. Bir tarafta döngü kuantum var, diğer tarafta sicim e, kuantum teorileri var. Bunlar birbirleriyle çarpışıyor gibi görünseler de evrenin en küçük biriminde yani plan ölçeğinde. E, girilemez e, yani daha aşağısına inemeyeceğimiz bir e, bölge üzerinden tuğla tuğla e, evren inşa edilmeye çalışılıyor ki e, uzayın ayrıklığı konusunda e, e, döngü kuantumcular e, sicim teoricilere göre daha ciddiler daha ciddiler fakat e, günümüz dünyasında Sicim teolojileri biraz daha biliyorsunuz yukarıda tutuluyor şey olarak e, dünya bilim medyası açısından e, söyleyecek olursak. Yani bu tartışmalar e, devam ediyor yani e, evrenin en küçük bir birimi var mı? Bunun ispatı yapılamadı şimdiye kadar ki biz 10 üzeri 18 metre 10 üzeri 19 metre gibi bir uzam e, e, ölçüm hassasiyetlerine sahibiz. Ve buraya kadar bir şey göremedik. Aslında tam anlamıyla bir uzayın ile ilgili bir veri elde edemedik. Çünkü bu aylıklaşmanın 10 üzeri x 35 metrede başlayacağını e, düşünüyoruz. Ki buna plank uzunluğu diyoruz. O sebeple e, bazı şeyleri söylemek için erken gibi görünüyor ama... Bunu, e, bunun ben e, nasıl olabileceği hususunda Kur'an'dan tabii takip edilebileceğini düşünüyorum ve bu konuda ikinci bir kitap e, yakın zamanda e, basıma göndereceğim e, resimli kitap 2, bir fizikçinin gizli ajandası benim kitaplar öyle aynı isimle çıkacak gibi görünüyor şeyde. Ee, bu konuyu e, geniş bir şekilde e, ele almaya çalıştım. A4 e, boyutunda şu anda 512 sayfa kalan kitap kim okur bilemiyorum ama. <laughs> yani böyle bir e, çalışma var. İnşallah e, vaktim olursa e, şeyle ilgili özellikle ben e, Kur'an'da atomik yapıyla ilgili Nur suresi 35. ayetin yorumu üzerinden e, ve uzay zamanın tüm yapısına e, kadar yorumlanabilecek bir ayet olduğunu e, gördüğüm için e, temelde birinci kitapta başladığım e, kısmı bitireceğim. Bu arada e, bugünlerde e, size de fazla katılamadım kitapla ilgili aşırı derecede yoğunlaştığım için kafam fazla karışmasın çünkü bir şey duyuyorum bu akşam da bir şeyler duydum ve gidip e, kitabı bırakıp onlarla ilgili kekli tekrar okumaya başlayacağım e, güzel bir sunumdu e, Hoca Maaşık hocamıza teşekkür ediyorum e, her e, her şeyden önce e, birbirimizden öğrenecek daha çok şeyimiz var görünen o <laughs> teşekkürler hocam teşekkürler Adil hocam Maş hocam bir şey söylemek ister misiniz bu şeylerle ilgili çok kısa bir yanıt vermek istiyorum hı hı. Adil Hocam söyleyince yine fizikçi karşısındaki felsefeci konumunda işte, bir pozisyonda. Ben de fizik eğitimi, felsefe eğitimi alıyorum hocam şu anda ikinci evet. sınıf. Vizeleri de geçtim yani. Kolay gelsin. <laughs> ben de böyle bir ikinci lisans deneyimi yaşadım. Çok keyifli bir şey. Ee, Sadece şunu söyleyeceğim aslında bugün biraz araştırdım bu Planck zamanının mutlak birim olup olmadığına dair başka modellerde var mı diye. Yine ciddiye alınabilecek bazı başka modellerde aslında Planck zamanının yaygın kanının aksine mutlak bir birim olmayabileceğini de savunduklarını görüyorum. Ve ben tabii bunun geçerli olup olmayacağını değerlendirecek durumda değilim. Sicim Son şey teorisinde diyorum. hocam sözünüzü kesmiş gibi Lütfen. oldum ama Sicim teorisinde Sicimler parçacık dizelerinden oluşuyor hocam. Hemen orada zaten durum biraz görünüyor. Yani ama bu e, bölünme, bu bölünme, e, şey e, sonsuz e, bir bölünme şeklinde gene değil. Yani o ayrıklaşmayı tam olarak e, ortaya koyamıyoruz. Aslında karşımıza çıkan şekil plan plan e, bir sis bulutu gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Hocam. Ve e, işin enteresanı, e, yaklaşık dört yıldır bu konularla e, ben ilgileniyorum. E, şey de, Kur'an'da bunlara ilgi, ilişkin çok güzel şeyler var. E, e, örnekler verilmiş. İşte e, bunların bir kısmına ulaşabilme imkanım oldu. E, zaten bunları açıklamaya e, çalışıyorum. Ciddi ciddi yani... Nur Suresi 35 bütün dört atom teorisini e, zamansal ve kronolojik şekilde anlayabileceğimiz şekilde verdiği gibi oradan uzay zamanın nasıl dallandığına dair e, e, güzel bir açıklama ve model zaten misal benzetme veriyor. Ve gerçekte e, olayın nasıl olduğunu e, buradan da e, tam olarak aydınlatamayacağımızı da Düşündürüyor ayet ama başka birçok ayet var. Ne kadarını aydınlatabileceğiz? Ben de bunu merak ediyorum yani. Onu söyleyeyim yani hepimizin yani gerçekten Rabbim nasıl yaratıyor? Bu <laughs> hepimizin sorduğu e, bir soru. Yani o, o yüzden bilmiyorum. Buyurun hocam. Yani de, o küçüklük biraz daha küçülüyor gibi ama çok küçülmeyecek hocam. Onu söyleyeyim. En azından bizim için. Ben sizin çalışmanızı <laughs> değerlendirip öyle döneyim size. Burayı daha uzatmayacağım. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, hocam. E, Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim. E, normalde süreyi geçtik ama haksızlık yapmama adına soru sormak isteyen varsa e, söz verebilirim. böyle kapatabiliriz. Programı var mı? Soru sormak isteyen. Yoksa görmüyorum herhangi bir el. Hocam çok çok teşekkür ederiz maşık Hocam. Ee, çok güzel, verimli bir program oldu. Üstüne düşüneceğimiz çok şey konuştuk. Ee, Mehmet Hocam'a ve tüm katılımcılara çok çok teşekkür ederim Adil Hocam'a ee, şeyde bulunan, yorumda bulunan. Bir başka programda görüşmek üzere. Belki Mehmet Hocam sonraki program belliyse söylemek ister. Belli mi hocam program? Hocam sonraki programımız belli. Ee, ayın 21'inde Dünya Felsefe Günü'ymüş. İnşallah Çok güzel. bakalım. Burada değerli hocalarımızı yine ayarlayacağız. Şeyden Tufan Hoca gelecek Bilken Üniversitesi'nden. Yası Ramazan Hoca da e, moderatörlüğünü yapacak. Konumuz e, fizik felsefeyi gereksiz kılabilir mi? <laughs> Çok güzel. Gene fizik felsefeyi, <laughs> e, felsefeyi çarpıştıracağız. Ise, yani fizik felsefeyi gereksiz kılabilir mi? Böyle bir konu. İnşallah. Çok güzel hocam. İyi, inşallah. İyi, iyi geçinse iyi olur hocam. Başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Maaşık hocam çok teşekkür ederiz. Enis hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah. Bu 191. programımızdı. İnşallah hep birlikte nice böyle programlara e, birlikte e, kavuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Akşamlar.